Vogue parfüm It's in the Game'i sunar. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Galatasaray Elfsborg maçından sonra sizlerle beraberiz. Yayını bant olarak çekip malum Türkiye'deki terör saldırısı ve internetteki bant daralması sebebiyle sizlere ilerleyen saatlerde, herkesin YouTube'a rahatlıkla ulaşabildiği saatlerde sunacağız. Gelmiş olacağız, evlerinize konuk olmuş olacağız. Kimlerle beraber? Sevgili Ahmet Çakar, Gökhan Dinç ve Rasim Ozan Kütahyalı'yla beraberiz. Beyefendiler hoş geldiniz. Tadımız biraz kaçık. İşin doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye yepyeni bir sürece giriyor. Yepyeni bir sürece girerken de bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Ülkemize de aslında sabır Ne dilemek aldınız? istiyorum. Bu terör saldırısındaki terör analizini rica edeyim. Sizin nedir hocam? Çok basit. Sayın Devlet Bahçeli, onun laflarını destekliyorum veya karşısındayım anlamı çıkmaz. Put kırıcı bir iş yaptı ya. Kendinden Türk beklenmeyen. siyasetinde hiç benim 40 yıldır şahit olmadığım riskli veya risksiz. O konuda yorum yapmam. Evet. Açıklamasından sonra global güçler dedi ki olmaz. Müsaade etmeyiz. Doğru. Müsaade etmeyiz. Ha, global güç kimdir? Amerika'dır, İsrail'dir, Rusya'dır onu bilmem. O kadar Ama temel olarak analizinle doğru. Evet. Doğru Bir de analiz. Cumhurbaşkanının bugünkü ziyareti, Rusya'daki ziyareti. Tabii Şu orada Rusya'da nerede? Biri Kazan'da Kazan'da. Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'nın Kazan kentindeyken Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bir terör saldırısı. Bu çok açık bir mesajdır. Tıpkı 8 senenin bir 15 terör sene saldırısı yok önce, Türkiye'de. 15 sene önce İngiltere Amerika problemler arasında aynı gün bir sinagogun yani Evet, İsrail'in tabii. şeyi Tabii. ve Nereşalom. İngiliz bankası ve HSBC. HSBC ve İngiliz Büyükelçiliği'nin Bayağı bombalaması. da eskiydi gerçi. Allah 2008, dediğim gibi 2003, 2003, bizlere, 2003. bizlere Ama doğru bravo, 20 sene. Hepimize 2003. sabırlar versin. İnşallah şehitlerimizin de hakikaten yakın ailesine de çok özellikle sabırlar diliyorum. Tabii bizim işimiz mecburi olarak maça dönmek. Galatasaray, Gökhan abi senle başlayacağım müsaade edersen. Galatasaray yani gerçekten dejavu yaşatıyor bu yıl. Yine Allah. 3-0 öne geçti. Neredeyse 4-4 Az daha maç bitecekti. gidiyordu. Sonuçta kazandı ama siyahla beyaz gibi iki bambaşka yarı. Galatasaray üçlü oynayarak başladı. Üç attı ama ikinci yarı özellikle oyunun belli bir diliminde sahada yok. Ne oluyor abi Galatasaray nereye kadar böyle gidebilir? Öncelikli olarak Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybetmiş olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Amin. Amin. Aynı Amin. zamanda yaralılara da acil şifalar diliyorum. Memleketimizin başı sağ olsun. Umarım bu ve benzeri saldırıları çok uzun zamandır yaşamıyorduk. Çok uzun zamandır İnşallah hiç yaşamıyorduk. Bir yaşamayacak şey hale. yazdım. En son şeyde hale hatırlıyor musun? Geliriz. İnönü Stadı'nın yanında bir bomba Evet, patlamıştı. hatırlıyorum. Vodafone Arena'nın. Evet. O günden beri öyle bir şey yaşamıyor. Bir de Taksim'de Hayır, hayır, İstiklal'de bir hayır. kadın. Ama bu kadar O büyüyor. evladım İstiklal Caddesi'nde o Arap O kadının doğru. patlatması. Doğru. Ben de Evet, oradan doğru. geçmiştim bir müddet önce. Ama o kadar 4 sene oldu. Ama ne kadar orada büyük çok ölü sayısıyla çok var, muydu? Yine 7-8 vardı. Abi sayı derken sayı çok önemli değil mi? Ben ses can getirmez. Can tertemiz. Ses. Evet. Aynen Böyle. öyle. Sayı çok Buyurun önemli sana. değil. Galatasaray'a döneceğiz, mecburuz. Bişar'ın söylediği gibi. Bir de onların tabii ekmeğine yağ sürmemek adına Tabii. normal hayatın akışına Tabii. dönmenin kısmen psikolojik olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Kesin. Gelelim Galatasaray'a. Ben Galatasaray'ı çok beğendim. Bugün maçı da çok beğendim. Eşleşme olduğunda Elfsborg'la ilgili insanların çantada keklik demesini şaşırıyorum. Evet, belki Galatasaray Rigas gibi kendisinden son derece kötü bir takıma 2-0 önde 2-2 yakalanıyor. Kasımpaşa maçı bunların hepsini ayrı ayrı görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben Kasımpaşa maçının ligde yaşanmış bir kaza olduğunu söylemiştim. Ama ardından Rigas kazası gelince bu sefer dedim ki abi evet Galatasaray'da bir sıkıntı var. Toparlanması lazım. Milli ara, milli aradan dönüş. Yine güzel bir galibiyet. Şimdi de UEFA Avrupa Ligi'nde toplayabileceği şuna bakmak lazım abi. Lig uzun bir maraton. Ne kadar iyi, ne kadar kötü oynadığına değil, sonuca bakmak lazım. Futbolda sonuç odaklı bir oyun olduğuna göre Galatasaray bugün 3. maçına çıktı. Toplayabileceği 9 puanın 7'sini almış, namağlup gidiyor. Yanlış mı biliyorum? Doğru, Bir doğru. beraberlik, 2 galibiyet. Topladığı 7 puan var. Maç fazlasıyla şu anda ikinci sekanstaki maçlar oynanmadan bu programı yaptığımız için şu anda Galatasaray maç fazlasıyla lider. Şimdi Fenerbahçe bu kadar netice alsa şu an Ali Koç için yürüyüşler yapılıyordu Kadıköy'de. Bizim kulüpte başarısız havası var. Aynen. Şimdi şöyle. Komedi ya. Genelde şu var. Bir handikap var. Bir telaş var.
Geçen sene Galatasaray son geçen sene şampiyon olurken de hep şu oluyordu. İşte 1-0, 2-1 son dakikalar ölüp ölüp diriltiyordu Galatasaray taraftarını. Şimdi 3-0 olunca bir tedirginlik oluyor. Yani burada bir sıkıntı var. Aynen. Bu sıkıntıyı da yaratan futbolcular, sahadaki oyuncular. Yani bu teknik direktörlük bir şey değil bu bence. Yani üçlü savunma çıkıyorsun, 3-0 yapıyorsun. E tamam baba devam ediyorsun. Aynı oyuncular ikinci yarıya başlıyorsun. E bambaşka bir şey mi? 3-0 ilk yarı UEFA Avrupa Ligi yabancı bir takım 3-0 olunca bir rehavet oluyor saha içerisindeki oyunculara. Belki oyunculara bu anlamda bir tedavi uygulaması gerekebilir. Belki oyuncularla birebir konuşma yapması gerekebilir. Yine en çok eleştirdiğim nokta Okan Hoca'da. Kendisine de sıklıkla Galatasaray taraftarı eleştiriyor. Abi maç 3-0. İlk yarı bitti. 52-3-1 oyuncu değişikliği yok. 65-3-2 oyuncu değişikliği yok. Adamlar geliyor, gelmeye başladılar. Yine oyuncu değişikliği yok. 4-2 oyuncu bakıyorsun 3-2'de 74'te oyuncu değiştirmiş. Mertens, Barış Alper. Okan Buruk pek anlamıyor diyor bunları Gökhan. Ya şöyle Okan Buruk Pep Guardiola örneği veriyor. Yani Pep de mesela oyuncu değiştirmiyor kardeşim falan diyor. Yani kendini savunduğu nokta o. Evet ama Pep'in elindeki fakat oyuncu... soruları da pek bilemiyor biliyorsun. Kim ne dedi gördün mü onu? Şey, onu izlemedim. Ufuk Kağan'ın programında. Şu Pep'in lafıdır diyor. Bu Mourinho. Hepsi yani biraz çorba olmuş yani. Evet tabii şimdi onunla kafası başka türlü şey. Ama bir gerçeklik var. Okan Hoca'nın iyi tarafları çok daha fazla. Kötü tarafları belki oyuncu değişikliklerinde geç kalması ya da sonradan oyuna giren oyunculardan verim alamaması. Doğru. Yani şunu söylemiyorum. Batshuayi ilk 11 başlarsa kötü oynar demiyorum. Ama Batshuayi sonradan oyuna girdiğinde, Batshuayi özelinde söylemiyorum. İsmi farklılaştırın. Kerem evet. Demirbay. Tabii. Oyuna girdi hiçbir şey yapmadı abi Kerem Demirbay. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir yani şey yapmadı. Şimdi bakıyorsun eski Kerem Demirbay ilk 11 başladığında bu kadronun deve dişi gibi ilk 11'i zorlayacak oyuncusu olduğu ya da ilk 11'de tercih edilen oyuncusu olduğunda başka bir performans veriyor. Yedek kulübesinden oyuna sonradan girince başka bir performans veriyor. Şimdi bunları işleyebilecek olan bir Okan Buruk var. Şimdi herkesin Okan Buruk'u inanılmaz eleştirdiğini düşünüyorum. Herkes Galatasaray taraftarı var. Yine maç gidiyordu. 3-0 oldu. Çok eyvah haksızlık. Yine mi maç gidiyor? Gidiyor lan gitti gidiyor falan diyor. Hiç öyle bir telaş yok. Yani Galatasaray taraftarının şuna inanması lazım. 1. İyi bir teknik direktörünüz var. 2. Çok iyi bir kadronuz var. Bu ligin içinden fersah fersah geçecek bir kadronuz var. 3. Bu muhteşem bence dünya yıldızlarıyla dolu. Kadroyu iyi yöneten de bir ekibi var Okan Hoca'nın. Elinizdeki değerini bilin. Elinizde ne var? Ne izliyorsunuz? Ona bir bakın. Fenerbahçe'yi izleyen taraftarla Galatasaray'ı izleyen Galatasaraylı taraftar arasında bir fark var. Uçurum var. Bu sene Beşiktaş taraftarı da biraz rahat maç izliyor. Neden? Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın maçını izlediğimde keyif alacağım bir oyun oynayacağını biliyorum. Tabii. Göze hoş gelen, nispeten güçlü bir oyunu var Beşiktaş'ın. Ama kadro derinliği olmayınca da tedirgin oluyorsun. Bak, ben Van Bronckhorst'un kimyasının inanılmaz Beşiktaş kulübüyle uyduğunu düşünüyorum. Tek handikapı alternatif olmaması. Yok. Okan Hoca'da çok fazla alternatif var. Fenerbahçe'nin oyununa bakıyorsun, başında Mourinho var diyorsun. Bir taraftan da şunu söylüyorsun, ya bir başkan ne yapar ki? En iyi teknik direktörü getirir. Bu adam da en iyi teknik direktörü getirdi diyebilirsin. Ama o teknik direktörü de yönetmenin bir şekli var. Acun Ilıcalı ile onu yönetemezsin. Sizin davranışlarınızla bu şekilde olmaz Fenerbahçe. Fenerbahçe bayır aşağı gidiyorken biraz nispeten Beşiktaş Galatasaray'a özellikle ligde oyun gücüyle de birazcık yaklaşıyorken Galatasaray taraftarı diyor ki bundan önceki haftalarda Okan Buruk istifa. O tam bir rezalet o. Ama orada Gökhan bir şey söyleyeceğim bak. Çok kısa gireyim. Biraz önce. Hocama söz vereyim. Sevgili Okan, sevgili Gökhan. Sen Beşiktaşlısın ama Galatasaray camiasının içinde bir insansın. Baktığın zaman Okan baktılar başarılı gidiyor. Çok. Bir anda benim hiç beklemediğim ve geçen sene saygı duyduğum bu sene saygımın kalmadığı kimi yorumcular dahi tek bir ağızdan adeta böyle operasyon hani dağıtılmış gibi. Efendim Okan Buruk şampiyon yapmakta bir şey yok ki. Hamza da şampiyon yaptı. Galatasaraylılardan bahsediyorum. Hamza da şampiyon yaptı. Cevat Hoca da şampiyon yaptı. Bunda bir şey yok. Avrupa başarısını gerekiyor. Avrupa başarısında da Fatih Terim daha iyi. Hep bir. Onun için ben bunların yani Fatih Terim'e de şu an bunların da masum olduğunu düşünmüyorum. Okan'a bir operasyon kokusu alıyorum. Sen benden eski medyacısın. 96'dan beri. Bir anda bu söylem yaygınlaşınca burada bir anormal bir koku alıyor musun?
Şimdi anormal koku derken bu derken... O değil, anormal yani, koku. Koku, ha, koku anlamında söylüyorum. O da var tabii, o olmadan olmaz. Ben Okan Buruk'un üzerine herhangi bir operasyon yapılırsa... Yapılamazdı. Bu Galatasaray tarafından yapılan bir operasyon olmaz. Olamaz. Bu operasyonun bir ucu mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe'ye dayanır. Bir şey verebilir miyiz? 11'i bir verelim arkadaşlar. Bu arada, tabii bak, ekranda sağ üst köşede EA Medya sponsorumuz. Çok teşekkür ederim. Kadroya da olmuş. Hakikaten. Bağımsız ve özerk medyayı destekliyoruz. Yunus Emre Akkaya kardeşimiz. Bravo Yunus Emre Akkaya. Alt banklarını da versene. Yunus Emre Akkaya adam gibi adamdır. Tabii. Genç, çok önemli bir iş adamı. Yunus Emre Akkaya. Girişimci. Avusturya'da medyacı bir çocuktur. Onunla aynı zamanda hocam iş adam, yani böyle farklı alanlarda da. İnşaatları falan da var. Çok şey var aldım kendisinde Avusturya'daki bir yaradaki kaynak ve dostlardan. Şunu söyleyeyim. Beyler bitti mi? Buyur hocam, dinle. Hocam size sorarak döneyim ama İA Medya cesaretin ve dürüstlüğün yanındaki güç. Doğru yerdesin. Sloganları bu. Zaten bu yüzden. Hocam şunu sorarak söylüyorum. Zaten burası Kötübaşı ayrı oynayan bir grup olsaydı bu YA Medya cesaret ve dürüstlüğün yanındaki güç olarak olmazdı. Giderdi yalamaların yanında olur. Zaten bir dakika. Tam Yunus Emre Akkaya adam mıdır soruyorum. Tabii. Ya ne alakası var abi ya? Ben cevap vereyim de boşta kalmasın. Yunus Emre Akkaya'yı tanımıyorum ama verdiği destek için sonsuz teşekkür ederim. Bravo. Allah razı olsun. Şöyle Yunus Emre Akkaya 10 Aralık günü Viyana'ya iniyorum. Karşıla beni. Oo. Kartel medyası diye bir medya vardı. Belki bizi izleyen gençler değil mi? Eskiler. Hiç bilgi aydı doğan dönemi. Evet, medyanın, özellikle sosyal medyanın, dijital medyanın kartelleştiği bir dönemde bu YouTube kanalına sponsor olma cesaretini de gösterdiği için kendisini de bir kez daha tebrik ediyorum. Yunus Emre Akkaya'ya BTV ailesine hoş geldin diyorum. Aynen öyle. Son derece önemli bir sloganı var. Cesaret ve dürüstlük. Buradaki hemen hemen herkes, bir tanesi zaten yani Türkiye'de siyasetin attığı tweetle her şeyi değiştirebilen birisi. Cesaret dediği zaman nispeten ben de cesurum. Sen de cesursun. Burada herkes cesur. Burada gelmez. Burada cesaret abidesi. Ben korkan bir tek değilimdir. Cesaret. Olur mu? Vuruldun sen, vuruldun. İşte Acun abinizden korkarım. Abi. Ali amcanızdan korkarım. Arşivci Acun. Arşivci Acun. Eyvallah. Arşiv işini bırak, sevmedim. Kulağıma bazı şeyler geliyor, sevmedim. Devam ediyorum. Gelelim Okan'a. Ben soruyla gidebilir miyim? 11'i ver. Samet, hocam, sayın hocam, şimdi bizim orada çok güzel bir laf var. Biraz amiyane bir tabir ama eşek bile bir pislikten iki kere geçmez diye. Şimdi 1-3-0'dan 3-3. Evlat onları ben 2-0'dan biliyorum. 2-2. Uzatmadan atayım. 4-0'dan hocam, Okan karşı 3-0'dan az daha ucundan kaçtı. Hep Al Capone'un örneğini veririm. Vergiden yakalandı. Dünya... Mafya tarihinin en büyük şeyidir. Mafya babalarından biridir. Hiçbir şekilde Amerika devleti yakalayamadı. En son vergiden kitlediler, herife 20 sene bağladılar. Adam bir laf var. Sabah sokakta bir herifi görürsem good morning derim. Günaydın. Öğlen lokantaya çıktım. Baktım köşede yine o herif. Dikkat ederim. Araştırın bakayım şu herifi derim. Akşam yine eve gelirken görürsem öldürtürüm. Demiş. Kasımpaşa maçı. 3-0'dan 3-3. Riga maçı. 2-0'dan 2-2. Bugünkü maç 3-0'dan 4-2. Az kalsın 4-4. Olmadı ama. Yok, 3-3 burada, oluyordu da olmadı burada, 4-2, 4-3 tabii, oldu. Burada iki şey çıkar. Ya birinci söyledim sadece jenerik. Ya Galatasaray'ın hocası ve bazı oyuncular uluslararası bahis mafyasının köpeği ne olmuşlar. İhtimal hesaplarını söylüyorum. Böyle bir şey olmadığına göre, kenara aldığıma göre. Demek ki buna konsantrasyon zaafı mı dersin? Efendim, oyun disiplininden uzaklaşma mı dersin? Yalnız bu çok kötü. Galatasaray'ın aleyhine olan bir tablo var. Nedir hocam? Şu gün ben Kayseri Spor'un hocası olsam Galatasaray'ı geride beklemem. Çünkü bak dikkat et. Kasımpaşa 3-0 olduktan sonra neyi kaybedeceğiz? 5 olsa yani puan mı silecekler bizden? Yürüyelim dediler. Gitti. Bugün Erspor 3 oldu. Galatasaray'ın üstüne gitmeye başladı. Galatasaray'ın üstüne giden takım golü buluyor kardeşim. Müthiş Türkiye'nin bir müthiş bir analiz. Türkiye'nin en iyi iki tane, biri yerli biri yabancı, stoperi Galatasaray'da olmuş olmasına rağmen Abdülkerim ve Sanchez. Senin söylediğin analiz sadece stoperle ilgili bir analiz değil. Değil gayet tabii. Yani devam ediyorum. En iyi stoperlerin önünde oynayan, en iyi orta saha oyuncuları Torreira, solda eğer oynarsa Jakob, işte bugün kim oynadı? Yunus oynadı. Efendim Kaan, bunlar kötü futbolcular değil. Değil. Demek ki
Bunlar da maç bitti, konsantrasyon kaybı, bir yerleşim hatası yapabiliyor. Hamle gecikmesi yapabiliyor. Yer almada eksiklikler yapıyor. Birden maç golü. Bunu aynısını Fenerbahçe'de yapıyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın kaybı çok büyük değil. Niye? Riga maçı kompanse edilebilir. Nitekim bugün 7 yaptı. Telefonum müzik açtı kendi kendine hocam. Kim? Çok telefonum kendi tabii, kendine müzik açtı. Dinleniyoruz zaten. Dinleniyoruz hocam. Çok oldu. Her kartı kartel medyası saldırsın. Tabii saldırılar. 7 yaptı. Avrupa'yı kompanse etti. Kasımpaşa bir kere oldu. Yol kazası filan diye bir alışkanlık yaptı. Sürekli çamura giriyor Galatasaray. Fakat aynı benzeri tablo. Fenerbahçe iki tane mütevazi Anadolu takımına karşı birinde 2-0'dan birinde 2-1'den puan kaybetti. Hem de ne puanlar. Göztepe maçını hatırla Fenerbahçe. Evet. 90-65. Dakika 70, 2-0. Göztepe Real Madrid gibi geliyor. Evet. Ha geldi ha gelecek. 2-1. Ha geldi ha gelecek. Ha geldi ha gelecek. 2-2. Samsun. Samsun çok iyi top oynamadı. 1-1. İşte Sen Maksimum'un kişisel becerisine gelen gol. Arkasından son 20 dakika ha geldi ha gelecek. Ha geldi ha gelecek. Yaslandı Fenerbahçe. 2-2 bitti. Şu var. Okan da Jose Mourinho'da korkak insanlar. Okan sevimli gibi görünüyor. Fakat hiçbir zaman Galatasaray'da bazı insanlar efsane olamaz. Tipi itibariyle. Ersun Yanal. Kıçınla. Bunu saygısızlık anlamına söylüyorum. Efsane olamaz. Bazı yapıda Mustafa Denizli efsane olamaz. Okan için aynı şeyi söyleyemem. Bir dakika müsaade et, bu fikrim benim bu. Bazı insanlar efsane olmamak için yaratılmışlar. Genetiğinde efsanelik yoktur. Yıldızlık yok anlamda söylüyorsun. Ama ne kadar kumaşta Mustafa şimdi Denizli yaşlı ama efsanenin kralıyım 90'lar. Abi Mustafa Denizli bir dakika olmaz. Örnek hakemlikten bir örnek vereyim mi? Ya Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş evet. En büyük hakemi kim? Cüneyt Çakır. Efsane olabilir mi? Kumaşında yok. Başkası olsa ama yıldız Çakır. Olmakla efsane olmak aynı şey değil. Efsane yıldızlık birliktedir. Ama hocam sen ekran yıldızısın mesela. Ekran yıldızı ayrı. Okan Buruk hakem yıldızı yıldız olamaz. Okan Buruk yıldızın kralıdır hocam. Siz söylüyorsunuz. Hatta Okan Buruk kimdir biliyor musunuz? Galatasaray'ın takacağı 5. yıldız. Hazır mısınız? Bak ben size söyleyeyim. Okan Buruk. Hocam. Okan Buruk asla 20 şampiyonluk 3 kupa da alsa asla bir Fatih Terim gibi efsane olamaz. Mustafa Denizli Türkiye'de 3 takımla şampiyonluk yaşadı. Senin efsane kim önüne çıkar? Bir söyle hocam. Seni sana göre futbolda efsane kim? Karizmatik adam seviyor. Karizma benim için. Şey ben Okan Hoca'da da karizmanın benim için. Türk futbolu. Acayip de entelektüel ve komik bir tarafı var. Müsaade eder misin? Türk futbolunda efsane falan yoktur. Efsane bildiğimiz insanların hemen tamamı. Kestanedir. Hepsi kestanedir. Buna Fatih Terim de kestanedir. Efsane diye şıkladığınız, nitelendirdiğiniz alayı kestanedir. Ya hocam, Fatih Terim efsane olsa seçilen zirveyi tutmazsın. Hocam, Okan Buruk'u devirmek için bu işleri yapmazsın. Hocam. Ben Okan Buruk'u devirmek için bu işleri yapıp yapmadığını bilmiyorum. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Şimdi göz mesela, var nizam var. Tartışma konu. Dünya spor tarihi. Ben Gökhan abi çok özür dilerim. Ya da sen söyle ben soru söyleyeyim. Dünya spor tarihinin içindeki bütün efsaneler evet. Özel hayatlarında mutlaka bir hata yapmıştır. Biz burada Seçil Erzan'ı mı konuşacağız abi? Bana ne Seçil Erzan'dan? Yemişim Seçil Erzan'a. Ben efsanelikten ben efsane hocam Fatih Terim bu ülkenin bak, hocam bu ülkenin ama bir cümle söyledim fırsat verin sen ver lütfen. Şimdi tamam, Fatih Terim'e kestane dedin hocam sen. Şimdi ama onu açıklayayım ona göre. Açıklayayım ona göre. Açıkla abi. Türk futbol tarihinde 85 milyon insanın algısında bir numaralı efsane Fatih Terim'dir. Buna lafım yok. Beni 85 milyondan aykırı tut. Çünkü ben 40 yıldır bu işin içinde öpüşüyorum. Hepsinin poposunun deliğini bilirim. Buna Fatih Terim de dahil, alayı dahil. Çünkü niye? 1980'li yılların ortasından itibaren futbol içine geçtim. O zaman gencecik bir adamken şu anda duvayan yaş durma kaşar veya dinozor veya kaşalot durumuna geldim. 85 milyon Türk futbolundaki bir tane efsanesi var. 85 milyon için Fatih Terim. Ama benim için kestanedir. Hocam ama mesela konu Fatih Terim değil ama konu Okan Buruk aslında. Şimdi, ben şunu söyleyeyim hocam. Okan Buruk ağzınla kuş tutsa genetik olarak efsane olmaya hocam, uygun bir adam değildir. Bir adamın hocam bir şey söyleyeceğim. Değildir. Efsane demek başka bir şey ama yıldız demek başka bir şey. Yani kumaş, aura buna ne dersen. Mesela örnek. Kumaş da yok. Hocam iki sene. Yıldız kumaş hocam bir müsaade eder misin? İki sene evvel. Gol kralı kimdi?
Jorge Jesus'un olduğu sezon gol kralı kimdi soruyor. Valencia. Bravo. Valencia. Bak futbolu takip etmez derler. Ben etmiyorum. Ama herkes, herkes Icardi'yi konuşuyor. Penaltı bak çekiyor adam. Çünkü Icardi, Icardi bir auradır. Icardi bir liderdir. Icardi bir olaydır. Valencia konuşulmadı. İkondur. Bravo. Hocam şimdi mesela Messi dünya futbol tarihinin bence açık ara bir numarası. Hiç olamaz. Bak açık ara bir dünya numarası. Dünya futbolunda bir tane yıldız efsane var. Hocam, Maradona. Diego Maradona. Diego Armando Maradona. Dünyanın gelmiş geçmiş bir numarası Messi. Messi. Hayır. Bak dünya Messi gençler bilmez. Bak ben size söyleyeyim. Ne oluyor? Maradona Messi ile aynı takımda olsa muhtemelen en fazla formasını taşır. Çok ayıp. Bile bak. Anlamadım. Kim kimi taşır? Messi ile Maradona'yı tartışmam. Ya Messi, Maradona. Hocam Maradona göbekliydi. O da futbol partisi ya. Bırak hocam. Maradona büyük futbolcu falan değildi. 80 Maradona. Maradona büyük yetenekti. Tamam mı? Aa, Messi'nin ve Maradona'nın. Yok abartmıyorum. Messi'nin yanında büyük futbolcu. Gökhan sen bilir ki. Hayır abi ya bir dakika ya. Ya ben vücuduma Maradona dövmesi yaptıracak kadar Maradona'yı seven bir adam. Maradona abi bir şey söyleyeceğim. Abi, adam mıdır Maradona? Ya bir dakika abi. O kadar yanlış yere gidiyoruz ki. Hayır. Kim? Ya hocam yönetti bu gazeteyi. Arkadaşımdır ya. Hocam, Maradona maçını yönetti. Bir dakika dur. Zaten o yüzden duygusal bakıyorlar ya. Genç Serban ben nereden bakacağım duygusal? Sen de Maradona'yla hani sokakta büyümedin mi? Ben Maradona'yla tanıştım ama. Yaşlı. Maradona telefonu dedirtti. Hayır ben demedim. Onu aşağı. Hayır ya. Acı mı dedirtti? Ya Allah Allah. Bir dakika. Maradona telefonu. Konu Messi Maradona da değil. Bence Messi Maradona'dan tabii ki abartıyorum ama Messi Maradona'dan çok daha iyi futbolcu. Ya tabii şöyle ya, şu an ben, çok daha konuşuluyor. Tamam bu başka bir şey. Başka Allah, bir şey. Ben bir hocaya bir şey söylemem. Dur ben lazım. Bu Okan Bey'i söyleyeceğim. Hocam Fatih Terim'e özür dilerim. Ya Fatih Terim efsane değil, kestane değil. Lütfen özür dilerim. Tamam o ayrı. O ayrı. Bir dakika ben bir konuşayım ya. Sabah değil. Tamam. Hocam konu Fatih Terim değil. Konu Okan Buruk. Hocam şu kameraya bak. Hocam Okan Buruk. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ağzınla kuş tutsa Okan Buruk efsane olamayacak. Aynen bu diyorsun. Şimdi bakın. Ben ya bunu... Fikirlerin özgürlüğü yok mu? Hocam fikirlerin özgürlüğü var da Okan evet. Buruk. Okan şu an tercihi nasıl yorumluyor? Rahatım abi bir konuşabilir miyim rica ediyorum. Okan Buruk daha şu anda efsane olmamıştır olmuştur o başka bir şey. Ama Okan Buruk yıldızdır hocam. Bir adam. Bir adam. Geçti. Bir adam. En önemli 3 teknik adamdan biri. Başakşehir'den alıp şampiyon yapıyorsa 69 puanla. 2. Kalkıp Galatasaray'da 13. Galatasaray'da bak yanlış anlamıyorsun hocam 2. 3. değil ha 13. Galatasaray'ı alıp 14'te rekor kırarak şampiyon oluyorsa üstüne yetmiyor bir sonraki sezon 102 puanla şampiyon oluyorsa sonraki sezonda bu kadar yıldızları egolarını idare edebiliyorsa egolarını yok ederek görmezden gelerek idare edebiliyorsa bu adam baya baya yıldızdır. Yıldızları değil hocam, demedim. Efsane başka bir şey. Efsane de. Yıldızlar. Bak bir insan, bak. Hocam, yıldızlara sordum falları birçok yıldız var. Bir insan. Ama bir tane güneş var. Yıldızlara sordum söylemediler. Anılara yalvardım. Bir insanın efsane. Daha sonra soracağım. Bir insanın efsane olması da hocam. Efsane dediğin şey genelde futbol kariyerinin sonunda. Hocalık kariyerinin sonunda verilen bir ünvandır. Adam daha dur genç bir dur bakalım. İşin başında daha belki ya 50 yaşında ya. Daha belki şampiyonlar bir alacak. Ahmet Çakar'ın samimiyetimize güvenerek söyleyeceğim şeyi alttan alacağını düşünerek söyleyeceğim. Lütfen istirham ederim lütfen. Ahmet Çakar da zamanında Türk hakemliğinin efsanesiydi. Doğru. Şimdi Türk hakemliğinin kestanesi. Çok ağır çünkü ya. Çünkü neden? Çünkü sen kestaneyi ne için... Abi, hayır sen niçin söylediğini bildiğim için sana bu benzetmeyi yaptım. O bir tekerlemenin devamı olduğu için söylüyor onu. Yani yoksa Fatih Terim kestanedir, Okan Buruk kestanedir değil mi hocam? Yani kestane böyle bir... Onun için söylemiyorsun değil mi? Şunu dedim ben gerçekten dedim şunu. Diyebilir. Hayır. İfade ben onu, bir dakika. Ben onu niye, bir dakika abi bir şey söyle. Şimdi bak burayı kesip atmayın bir yerlerde. Her bak, yeri atacağız. Açacağız abi ben ama Ahmet Çakar'a kestane demedim. Sonuçta ne diyorsun? Kardeşim sonuç olarak bu adam ben de miyim? Evet. Ben okey diyor muyum ifade evet. özgürlüğü? Abi kapsamında. Tabii ki okey dersin de kestane ben o saygısızlığı... Kestane diyor, kestane diyor Allah Allah. Ben o saygısızlığı yapmam hocam hayır, size. Hayır evlat dakika, saygısızlık ben... değil bu ifade özgürlüğü. Ha ifade özgürlüğü değil. Ben saygı... O, saygı yani ben... Ki sen hocamı canlı canlı izlemiş adamsın. Hayır, evet abi bir şey söyleyeceğim. Ben bir kendim ifade edebilir miyim? Allah'ınızı severseniz. Havada kalacak. Ben Ahmet Çakar'a kestane demişim gibi olacak. Bak öyle demiyorum. Ben diyorum ki... Hocanın kestane ifadesinin ne için söylediğini anladığım için girizgah olarak hocamın samimiyetimize güvendiğim için söylüyorum. Tamam lafı altın... Allah niye uzatıyoruz? Ben hayır, ben, sorun çünkü hayır ki. Ben kendim için söylüyorum. Yani ben rahat sana, ol. Ben sana onu söyleyeyim. Şöyle rahat olayım. Akhisar'la kupa kaldırmış, Başakşehir şampiyon yapmış, 2 senedir Galatasaray üst üste şampiyon yapmış. Üstelik bu şampiyonlukları elde ederken aklınıza gelebilecek Türk futbol tarihindeki bütün rekorları
alt üst etmiş Okan Buruk şu anda Türk futbol tarihinin yıldızlarından biridir. Aynen. Teknik direktör olarak ve geleceğinde efsane adayıdır. Heh, efsane tamam. Bugün o zaman olur. Şimdi oh, bir o bir versene. Müsaade et. Hocam, sen de o zaman efsaneydin bu hocam. Neyin sahasına dönecek? Galatasaray sahasına. Neyin sahasına döneceksin? 3-0'dan maç 3-3'lere geliyordu az kalsın. Hocam şu ama önemli değil. Buyurun. Mesela Galatasaray'ın önümüzdeki hafta derbisi var. Şimdi ben yayın başında maç önünde dedim ki Okan Hoca'nın hep böyle fantazileri var. O da ne? Bence Okan Hoca kendine sınav veriyor zaten. Yani duruyor. Kaşınıyor ben acaba ne yapsam diyor. Bak, bir kaşınıyor değil de bir şey. Şu olabilir bak. Ben futbol takımlarında çalıştığım için içeride şöyle bir şey yapıyor hocalar genelde. Oyunculara şans vermek adına. Yani diyebilir ki bak kardeşim ben sana bunu oynattım. Benden bunu istedin. Ben sana oynattım. Bu kadar da süre verdim Okan, kardeşim. Gökhan abi bak Galatasaray. Ben Okan Hoca bizim programlarımızı izlediğini iyi biliyorum. Bir kardeş olarak tavsiyesi kabul ederse. Çok ince bir çizgide, kırılma çizgisinde. Eğer Kasımpaşa ve Riga'yı... Yarın öbür gün stüdyoya gelecek, konuk olacak, ona göre soracak. İnşallah bak söylüyorum. Kabul ederse bir kardeş olarak. Taraftar gibi de görebilir beni. Şimdi Galatasaray, Kasımpaşa ve Riga'yı yaşadıktan sonra bugün de eğer berabere kalsaydı Galatasaray tarafı delirirdi. Açık konuşayım. Ve hangi maç öncesi deliriyor? Beşiktaş derbisi. Ve tam olarak geçen iki hafta önce de aynı şey olmuştu. Rakibi psikolojik olarak dağılmış durumda. Rakibi kim? Fenerbahçe. Çünkü olağan akışta görünüyor ki artık Galatasaray üzere. Alıp götürebilir. Ama bugün Allah korusun. Bak, Yunus Akgün, bitireyim olmamış. Abi ne olur. Kapsamından gitmesin. Yunus Akgün o golü atmamış olsaydı ortada bambaşka bir tablo vardı bu akşam. Dikkat edin. Hocam dikkat edin. 3-0'dan 3-3'te oldu. Şimdi hocam çözdüm. Bak 2-3 tane çözdüğüm şey var. 1. Maç önü ben zaten bunu uyarıda bulundum. Okan Hoca üçlüğü bu maç deniyor. Elfsborg'da çok koşan bir takım. Tahmin de etmiştim. Daha önce Okan Hoca'nın şöyle bir açıklaması var. Dedi ki üçlü oynayan takımlara karşı biz üçlü oynamayı daha rahat istiyor oynarız diye düşünüyorum dedi. Oynadı çok güzel ama şu kandırıyor bence Okan Buruk'u. Maça başlayan ilk 11 o kadar üst seviye bir yetenek ki Mertens vuruyor, Icardi tamamlıyor. Zaten içeri orta açıyor Osimhen. Abi ama çok arkanda senin oyuncular. Eğer göbekte Davinson oynadığı sürece Davinson sürekli oyuna girmeye çalışıyor. Özürüm. Ve Galatasaray'ın yediği hemen hemen bütün gollerde Davinson bir adım geride kalmış durumda. Şimdi bu çok basit çözülebilecek bir şey. Ben olsam mesela bugün Nelson'la başlardım. Açıklaması var birazdan geleceğiz. Orada da diyor ki ben 3-4-1-2 olarak tanımlıyor. Bence bunu zaten yapıyordu. Hibrit üçlü diyorum ben. Evet. Oyun içerisinde zaten maçın açıklamasında da var. Oyun içerisinde 3'lüye dönüyor. Yunus'u ikinci santrafor gibi kullanıyordu. Rakipteyken 5'liye dönüyor. Oynamaya çalışıyor. 4'liye dönüyor pardon. Daha 4'lü demek daha doğru belki. 2. Abdülker'in bu tabloda kenar oyuncusuyla eşleşiyor. Ağır kalıyor. Tamam mı? Şimdi bu iki tane eleştirim. Nacizane. Böyle devam ederse eğer. Etmeyecek. Ve yani. Ahmet Çakar'ın söylediği burada. Ahmet Çakar dedi mi? Ahmet Hocam demedim. Tamam, yanlış anlamayın ama. Bence çok basit ama çok kritik bir şey var. Hocam sana karşı kaybedecek bir şeyi olmayan her takım ceza kesiyor. Bu ne demek? Ben haftaya Beşiktaş'ın hocasıyım. Beyler savunursak gol yiyeceğiz. O zaman savunmayalım. Atabiliyorsak atalım. Şimdi bu hatayı yapmayan takımlar başlayacak. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Ve sen evinde çok özür diliyorum. Tamamlayacağım Gökhan abi. Sen evinde Elfsborg gibi bir takımdan 3 tane gol yiyorsan, Kasımpaşa'dan 3 tane gol yiyorsan burada çok kadar 2 gol yiyorsan. Onu da geçtim, vazgeçtim hocam ha. Yanlış anlama. Sen sebebi bu mu? Evinde 2 tane maçta yani oynadığın 10-12 maçta totalde 6 gol evinde yiyorsan çok büyük bir problem vardır burada. Bunu Okan Hoca'nın ivedilikle çözmesi gerek. Çok kolay. Bir Rasim abiye dönmem lazım ama. Ama Rasim'den önce ben bir şey söylemek buyurun istiyorum. Buyurun hocam. Benim az önce bence söylediğim şey... Ya yok be Allah Allah manyak mısınız oğlum? Ben de öyle saygısız biliyorum. Sanıyorsun. Yok. Bak kardeşim. Bazı atlar vardır. Dolu dizgin gider. Eğer seyis şeker de ipi... Dizgini yavaş gidelim derse at kudurur. Evet. Galatasaray takımını dikkat et. Hep ilk devre 3 attı, 2 attı. Okan diyor ki içeride, beyler pazar günü maçımız var, Rolanti. Galatasaray Rolanti dediğim vakit kolları, bacakları yani. Bak kolları, bacakları, ayakları dengesizlik başlıyor. Ya 3-0'dan Elfsborg'un karşısına, Kasımpaşa'nın karşısına, hele hele Riga'nın karşısına sıradan bir takım çıksa bu skorlar olmaz. Sebebi şu. Okan dese ki, kardeşim 3-0 maç 0-0 gibi oynayın. Bunların hiçbiri olmaz. Olmaz değil mi hocam? Çünkü olsaydı Fenerbahçe ne oldu? 3-0'dan sonra Fenerbahçe gelebildi mi? Yok, bir gelemedi. Penaltı oldu, tartışılabilir bir penaltı, 3-1 oldu. Doğru mu buraya tabii, kadar? Tabii %100 doğru. Çünkü niye? O zaman hiç
Galatasaraylı oyuncuya rehavet yarışma uymaz. Galatasaraylı oyuncuya rolante oynayalım uymuyor abi. Yapılara aykırı. Barış aykırı, Yunus aykırı, Icardi aykırı. Çünkü o Icardi adam kovalamak zorunda. Hepileri. Hocam olsun. Bugün Icardi mesela o yine vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ahmet Hoca benim diyen teknik direktör yorumcularına taş çıkarır. Onun iki kitabım var mı? Hocam onu bilmiyorum da bak. Bugün mesela Icardi'yi biz aslında oyunun hep savunma önünde de gördük. Ama yapma, bence yapmamalı yani Icardi. Şöyle orta sahaya doğru yaklaşmamalı. Çünkü fizik olarak onu yapamıyor hocam. Bir de şunu söyleyeyim. Vazgeçiyorum. Demiştim ki ben Icardi ile Osimhen zayıf takımlara karşı birlikte oynarlar. Hayır kardeşim. Icardi ile Osimhen hiçbir zaman birlikte oynamamalılar. Ama çok gol atıyorlar hocam. Orada katılıyorum. Bir de ben yiyorsun tamam de işte. Hocam, hep bir eksik yakalanıyorsun. Hocam hep bir eksik yakalanıyorsun. Ben onun çözümünün Davinson'u, sağ stoper Nelson'u, emniyet sivabı olarak tutar. Abdülkerim Durmaz ne olacak? Abdülkerim Bardakçı, Bardakçı değil. Olacak. Ben onu keserim. Sağlıklı Jakobs oynatırım. Bak enteresan i̇şte bir şey. Okan bunun için efsane olamayacak. Şunları göremiyor. Bir adam arka arkaya bir ay içinde 3 tane büyük hata yapıp da İkisinde puan kaybı, biri de limitten dönmesi, o adamı zaten hiçbir zaman efsane olamayacak. Hocam yapacak. Yapacak. Bir Rasim abiye döneyim. Rasim abi. Fatih Terim'i de efsane görmediğim için. Kim peki senin? Fatih Terim 80... Ben Fatih Terim'i efsane değil demedim. 85 milyona göre yegane efsane. Tamam, sana, benim için kestane dedim ya. Hocam bir şey söyleyeceğim ya. Kestane mesane tamam anladım. Peki de Ahmet Çakar'ın bir Türk futbolundaki efsanesi kim? Metin Oktay mı? Hayır abi Türk futbolunda efsane falan yoktur. Çoğu efsane bildiğimiz adamların çoğu hokkabazdır. Sergen Yalçın? Dur. Ya şimdi bir gelelim. Şimdi bir dakika Rasim abi. Ya. Geldik. Galatasaray 3 hafta 7 puanı aldı. Enteresandır. Ligayla beraber kalmasa bugün 3'te 3'te liderdi. Bu kadar konuşmaya rağmen ligde de tek beraberliği var. Avrupa'da tek abi beraberliği var. Abi şimdi bak Galatasaray Fenerbahçe camiasının kendince hastalıkları var. Galatasaray camiasında başka hastalığı var. Bu Galatasaray camiası içinden kaynamadan duramıyor. Ha, bunun belki başarıya yararı var mı? Başarı bundan geliyor olabilir. Olabilir ama geçmişte de biliyorsun Faruk Süren'i yok yere kovdular. Galatasaray mükemmel yerden düştü. Özal Can Aydın dönem mesela aslında başarısız dönemdir. Özal Can Aydın efsane. Ya tabi rahmetli olmuş gibi bir şey demiyor. Özal Can Aydın döneminde hiç başarı yok. Yani Rasim abi bak bu, Galatasaray şu anda 36 takımla Avrupa Ligi'nde de lider şu anda. An itibariyle en çok gol girişimi yapan takım. Tabii. En çok isabetli şut atan takım Galatasaray. Abi bak şu an Okan Buruk'un tartışılması kadar niye? Komik bir şey yok. Evet. Yani burada bir şeyler arayabiliriz. Yani burada bak ben şunu görüyorum bildiğim şeyler. Hocam da bir görüşüm diyor. Ben bilerek söylüyorum. Hatta ben Fatih Hoca'nın en yakınlarından biri. Arada size söyleyeceğim. Daha geçenlerle konuştum. Meşhur birinin ofisinde karşılaştım. Dedim ki ya bak hala yapmasın. Abi Fatih Hoca'nın hiçbir şey yaptığı yok. Sen yanlış değerlendiriyorsun. Dedik var. Aynen dinle. Beklemek başka bir şey değil. Hoca hiçbir şey yapmıyor. Ya dedi. Abi dedi. Hepinizin o laflarını duyuyor dedi. Aslında o da son dönemde şunu dedi bana dedi. Ne? Bak şunu demiş ona. Çok hepinizi tanıdığı bir kişi. Yurt dışına gitti. Abi yurt dışından hocaya teklif var. Ya ama çok düzgün bir şey yok. Yurt dışından teklif var da ben şimdi seni birkaç... Yurt dışından istiyorum demiş. Ben de dedim ki hatta ben dün Levent Ümiteroğlu da onu seslendim. Çok hocam selamlar dedim, Levent vallahi abi. Billahi. Sen de oraya çıkıyorsun. Çıktım geçen. Gel dedim rica ediyorum. Çık şu yurt dışına. Panathinaikos'ta ben başarılı olmasını da çok isterdim. Acun ayarladı onu o işi. Kıyak çekti. Ya, olmadı. Kadın ayarladı ha. Ya Acun ayarladı başka bir şey. Acun ayarladı be ama Acun gönderdi oraya ya. Adamın, gerçek bu. Ya başkanın listesinde 5 tane ya adam var. Ya iyiydi yani orada Acun kendisi bana anlattı. Al, demiş ki gel demin kendi... seni şampiyon yapacak adam. Evet, çok popüler Acun, oldu. Acun. Ortak ki o adamla. Ya Fatih... Yani Fadi Hoca benim bildiğim bir Suudi Arabistan'dan o da orta karar takımdan bir evet. Şey vardı. Onun dışında istediği yoktu. Ben olsun istiyorum. Çünkü niye? Bak Terim olmasa bile Gökhan'cığım. Ya var Terim'in mı? Çevresi, Okan Buruk Terim'in için. Çevresi sürekli Okan Buruk ya benim yanımda ismini vermeyeyim birini aradılar. Aynen şu aslında o argüman da yanlış değil. Terim'in hakkını yemek istemem. Hiçbir zaman Okan'a verilen imkanlar hocaya verilmedi. Ve bunu dedirttiler. Ve başka bir yayında ben söyleyemem şimdi. Buna dedirttiler yani. Fatih Terim'in adamları Terim'i kendi aramadı tabii.
Okan Buruk'a verilen fırsatlar, Okan Buruk'un aldığı oyuncular. Hatırlar mısın bir yer Necati Ateş de iki sene önce habire bunu söylüyordu. Ya bir şey hatta Galatasaray yönetimi en son Necati Ateş'e şey gönderdi. Abi bir şey söyleyeceğim. Çıkıldağ 6 milyon euro, Torreira 6 milyon euro. Kim Fatih Terim'e git Çıkıldağ'ı aldı? İşte tamam orada sen haklısın. Tamam Saşa Boya'yı tuttu, Barış Alper tuttu, Kerem tuttu. Yok ki bak tuttu. Fatih Terim şunu diyor. Tamam sen beni konuşturmuyorsun. Bunlar kötü değil. Osimhen'i bana vermediler diyor. Bana diyor hiçbir zaman Icardi'yi almadılar diyor. Osimhen'i almadılar diyor. Okan'a daha iyi fırsatlar sunuldu diyor. Tartışılır. Ama bir şey söyleyeceğim. Okan da Okan transfere karışmıyor. Fatih Hoca da transferi Buruk bırakmıyor. Okan ya Okan Buruk işte abi. Okan abi. Ama Okan ihale hassassın diye soruyor. Yani ben onun hani bir şey diyeyim mi? O benim kötü niyetli olmamı farkında. Okan diye anılmaz onu küçültmez. Yok yok yok. Unutma Türkiye ben Cumhuriyeti'nin kahvelerinin tamamında Cumhurbaşkanı Tayyip diye anılıyor. Ama ya bir şey yani, yok, hayır be abi. Ben normalde hep saygılı davranırım ama. Dışarın hassas olduğunu tabii. Düşündüğüm için. Aynen ya öyle. Kardeşim benim abiyle ilgili ufak tefek birisinden geçmeyecek adam. Kim, ya bak var ya umursuyorsa adımı değiştiririm ya. Dedim mi demedim mi diye tweet attı lan herif. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? O yüzden ben abi derim demem. Neyse, ya, Okan Hoca'nın da onu umursamadığını ve öyle bir beklenti içerisinde olmadığını biliyorum da. Peki sen bu bir Galatasaray'ı bilen bir insan olarak Terim çevresini diyelim. Hadi Terim'in demeyelim senin adına. Bu teze ne diyorsun? Ya sen çok akıllısın. Okan'a Terim'in çevresi dediğin adamlar Terim'in haberi olmadan su içemeyeceğini bildikleri için Terim demiyorsun. Bak, Gökhan'ın Terim demiyorsun Gökhan'ın da Gökhan'ın dürüstlüğüne hayranım. Terim çünkü demiyorsun da bu. Terim'in yanındakiler diyorsun. Ya bak, baba hoca, isim vermiyorum. Hiçbir şey bak hoca orada durarak bizim Vogue gibi bak orada durarak her zaman Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Hissiyatı oluşturabilir ama bence çok gereksiz. Bak bir Okan Hoca hazır mı? Hoca bir ya hoca iki adama kafayı taktı. Okan da bak bildiğim için söylüyorum. Okan'dan yeterince saygı görmediği kanaatim. Demek başka bir şey. Takma. Bence yeterince. Hoca görevde sadece şunu seviyor. Okan abla bir onu arayacak. Hocam nasılsın? Hoca bir kardeşim var. Tamam, bak ben sana senin bilmediğin bunu ama seviyor abi ya. Senin bilmediğin ama piyasanın bildiği ve çok konuşulmayan bir şey ben söyleyeyim biraz abi. Ben daha ne söyleyemiyorum. Yok, sen bunu bir, hani sen bunu duyunca yani kayıp kullanacaksın. Ya olduğunuz objektiflik kadar terime de olalım yani. Dur bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim sana. Sezon sonu şampiyonluk kutlamaları oluyor. Fatih Terim geliyor. Okan Buruk rahatsız olup 15 dakika sonra terk ediyor. Al bak. İşte tamam doğru mu lan? Var bundan. Bak Acun var mı böyle bir şey? Aranızda ben diyorum, hatırlamıyorum. Ben biliyorum. Aranızda diyeyim Acun'a en sempatik bakan benim. Bak diyorum Fatih Terim'in kime sempatik bakan benim? En bakan benim Acun'a. Ama burada Acun'u da tenkit edeyim. Bak sen de dedin ya aklıma o geldi. Ya abi falan de sonra sıkıntı yani, yapıyor sen. Senden yaşça büyük. Senin polemiyle tüm Türkiye'de duyuldu işte. İyi oldu. Boşver. Bir şey soracağım sana. Demin bir şey de aklıma geldi. Bak dürüstçe söylüyorum. Dedin ki bu Okan'ın habire tartışılmasının Fenerbahçe'den bağımsız düşünme. Düşünme imkansız. Şimdi ben de bak şimdi bana darılabilir. Terim'le o Acun hakikaten çok yakın. Yani bir şahane çakar gibi. Aşırı yakın. Net konuş. Yani komplo teorisi üretilebilir. Ya öyle bakarsan komplo teorisi üretilebilir. Bak bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da ben Galatasaray taraftarına net bir mesaj yollayayım. O Montella'ya da takık. Terim Montella'ya takık. Hayır Montella'ya falan takık. Senin söylemeye çalıştığın şey şu. Montella'ya bir yerlere gelmek istiyor. Milli takımı ya da Galatasaray. Ya milli takımı istiyor ya da Galatasaray ama istiyor. Ama artık yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Yeter abi. Ya, git Panathinaikos'a başarılı olsun. O kısmı tartışırız sabah kadar. O da bana Okan, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk. Ben sadece şunu söyleyeceğim Galatasaray taraftarına. Okan Buruk'la ilgili yapılan eleştirileri siz kendi aranızda yapın evet. Ama sosyal medyada etiket açıp Okan Hoca'yı etkilemiyormuşuz gibi zannetmeyin. Bunlar sadece Twitter'da trend topik olup insanların ilgisini çekmek ya da bir karar vermesini sağlamak için kurulmuyor, açılmıyor. Bu insanlar bunları okuyorlar ve bunlardan da etkileniyorlar. Ya Okan'ın da 15 dakikada terk etmesi doğru değildi. Okan'ın şu büyüklükte ben onu bilmiyorum ama bakıyorum. Hadi hocam diyecek, benim efsanemdir. Ya bazen büyük olacaksın ya. Önemsemeyeceksin ya. Bak Erbakan Tayyip Erdoğan aleyhine neler söyledi? Tayyip Erdoğan bir kere Erbakan aleyhine konuşmamıştır. Dikkat edin. Neler söyledi. Okan Hoca açıklamalara bir gidelim. Yani onun için. Hala büyük olacaksın ya. Oyun istediğimiz gibi oldu. İlk defa 3-4-1-2 sistemiyle oynadık. 2 antrenmanla bunu yaptık. İlk yarıda bütün her şeyi doğru yaptık. 4 gol attık ama 8-9 olabilirdi skor. İkinci yarı bir anda 3-1 oldu. Şanssız bir penaltıyla 3-2 olduğunca ister istemez korku oldu. Ne kadar gol yersek yiyelim top hep bizdeydi. %100. Rakibin tehlikeli atakları oldu ve buradan 3 gol buldular. Bazen garanti oynamamız gerekiyor. Maçın büyük bölümünde doğru işler yaptık. Oyundan ve gollerden memnunum. Ben bardağın dolu tarafına bakacağım.
Güzel konuşmuş. Maç maç değerlendiriyoruz. Bu senaryo işleyen bir senaryoydu. İlerleyen maçlarda da deneyeceğiz. Genel olarak işleyen bir sistem oldu. Bu güçlü sistemi de ilerleyen maçlarda düşüneceğiz. İlk yarı fazla pozisyon vermedik. Rakibimiz bütün maç uzun toplu oynadı. Biz hep pasla çıkan, pası deneyen takımız. Son iki lig maçında gol yememiştik. Bugün yediğimiz gollerde şanssızlık da oldu. Barış'ın el pozisyonu mesela. Onun dışında attığımız goller beni mutlu ediyor. Ligde ve burada 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. İyi bir oyun seyrettirdik. Stada gelen taraftarımızı mutlu ettik. Ama 3 tane yediğimiz golle check-up testi yaptık yine bizi seyredenlere. Bunları yapmadan ilk yarıdaki oyun ve skor gibi skorları da korumak gerekiyor. 10 kişi geride bekleyen bir hoca değilim. Hep önde oynadık. Burada bence Mourinho'ya laf sokuyor. Hep atak oynadık. Hep liste oynadık. Bu böyle devam edecek. Niye çok gol yediğimizi sorabilirsiniz ama maçın geneline bakmak lazım. 6 hücumcuyla oynadık. Önemli olan pozisyon üretmemizdi. Ligde de konsantrasyon azalınca sorun yaşıyoruz. Hocam birebir aynısını söylüyor sizin dediğinizin. Ahmet Çakar bir teknik direktör olmalıdır. Rigas maçında da bunu yaşadık. Rakibi önemsemediğimizde gol yiyoruz. Hocam ya okudunuz? Vallahi okumadım. Ya söyledim. Okumadığınızı biliyorum bu arada. Oğlum bir dakika, bu Twitter'a giremiyoruz. Amerika'yı yeniden falan keşfetmedik. Cümle bile aynı yani. Bak. Önemsemediğimde. Bak bir şey söyleyeyim sana. Değil mi? Cümle aynı, kelime dünyanın aynı. Dünyanın en iyi takımı Real Madrid mi? Galatasaray, evet. Madrid'de veya İstanbul'da. Kafa kafaya oynadık. 3-0 öne geçsin. Real Madrid maçı 3-2'ye getiremez. 3-2'ye bile zor getirir. Çünkü konsantrasyon çok önemli. Evet, önemsememek. Tamam, bugün ben Galatasaray'ın oyunundan memnunum. Maç 8 falan da olabilirdi. Hoş bir, ama şu çok önemli. Bardağın dolu tarafı atılan 4 gol. Atılabilecek 4 gol daha. Ama kötü taraf 3 gol. Bunun senin kötü oyuncuların olduğu için veya başka nedenden dolayı 3 gol yemiyorsun veya Rigas'tan veya Kasımpaşa'dan ikişer üçer gol yemiyor. Bu tamamen. Konsantrasyonsuzluk. Konsantrasyon. Şu yok. Galatasaray şunu deme. Beyler 3-0 öndeyiz, Ronaldo yok kardeşim. Hocam mesela şöyle de bir şey var. Çünkü YSE Fenerbahçe gibi takımdan Kadıköy'de yerdi. Hocam, en az 2 tane yerdi. Şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin penaltı dışında pozisyonu yok. Sarayı yani. Mertens'i bazen görüyorum. Topu o kadar güzel ön plan öne taşıyorlar ki. Ya da Mertens o 10 numara bölgesinde çok iyi açıyor oyunu. 2'ye 1'leri çok iyi. Bazen tehdit yapıyor, şut atıyor. Yani hakikaten sanat yapıyor Galatasaray oynadığı zaman. Ama bu saçma sapan puan kayıpları olmasa belki tarihi rekor kıracak. Tabii ki de şu da var ama bu konsantrasyonu kim sağlayacak? Hoca. Şimdi ne zaman sağlayacak? Her maç. Her maç. Devre arasında sağlayacak. Devre arasında sağlayacaksa. Beyler 3-0 öndeyiz. O zaman gerekirse. Hocam her maçını %100 konsantrasyonla %100 iyi performansla getirdin. Söylüyorum. Gökhan abi ben de bunu söylüyorum. Ben söyleyeyim. Devre arasında maç çok güzel gider. Ben konsantrasyonumu hiç kaybetmem. Ben gecede 2 saat 3 saat yayın yaparım. Hiç yorulmadım. Yok, yayın değil ya, yayın değil. Hakemlik yaparken hakemlik, söylüyorum. Hakemlik. Yan hakeme Ali Kuna böyle yapardım devre arasında. İki, çekebilir miyim? Yavaş çek. İki kulağını çekerdim, kendinize gelin der, tokatlardım. Güreşçilere yapılır yani. Bir ne şey çektirirler. Amonyak. Sakın dedim zafiyet yok. Bir zafiyet bir bayrağı kaldırmasın maçın içine deriz. Konsantre, tuvalete maçı çeker tokatlardım diyorum ikisinde. İki yan hakem bir de. İki yan hakem bir de. Şu yok bende beyler, çok iyi gidiyoruz. Aynen devam aslanlarım, kaptanlarım, çay içelim, su içelim. Yok böyle bir şey. Evet. Hep kırbaç. Hep kırbaç. Kulağını çekerek, tokatlayarak kırbaç ne yapayım? Hocam bu oyuncuları belki kırbaçlayamazsın ama diri tutarsın. Mesela ha, ben kırbaçı derken anladım. Çocuklar 3-0 öndeyiz. Mesela ben olsam hocam. Rolanti yok. Bildiğiniz gibi oynayın. Ben olsam mesela. Sağ bek çıkma, sol bek çıkma. Sen yeri gitme dedin mi kalıyor. Bıldırcı bilir misin? Ben mesela ya. Hocam 3-0 yakaladıktan sonra oyuna Ziyech atar. Topu daha ayağımda tutmaya çalışır. 4-2-3-1'e döner, rakibi biraz şaşırtırdım. Mesela örnek. Bir de ama şu şöyle. Yere geçerken at değiştirilmez. Bir, rüşvet yerken karı değiştirilmez. Çünkü rüşvete karıyı değiştirirsen karı seni patlatır. Örnek Ergun Gökler. 40 sene önceki olaydır o. Ben tıbbiyedeydim. Kardeşim, kadın aslan gibi oldu. Gidiyorsun. Türkiye'de de Avrupa'da da. Tıbbi dedin mi? Hakemdin mi? Allah'ım sıra ya hocam. Hakemdi. Hem tıbbi. 92-93 ya. İSKİ Gate. Haa İSKİ Gate 80'li yıllarda oldu. Hayır ya 92-93. Tıbbi'yi bitirmiştim. Hocam 92-93. Tamam tıbbi'yi bitirmiştim. Doğru doktor. Kadına 1 milyon dolar tazminat verdi. Nasıl yapıyor? Boşanma davada. Boşanma davada. Dünyanın en büyük aptallığı iyi giden bir şeyi bozmaktır.
Mesela burası iyi gidiyor. Ben evet. Ahmet Hoca'yı kovayım. Yerine Erman Hoca'yı getireyim demek senin için dörtlü savunmadan üçlü savunmaya geçmek gibidir. Niye üçlü olduk hocam? Siz daha mı saldırgansınız? Hayır o demiyorum. Bak ne diyor? Üçlü savunma yönelik bu yüzey. Ya değiştirme senin her şeyin iki sene. Yok yok. Ne yok? Adam yok. Nasıl adam yok? Yok su bek oyuncusu yok. Aa, geçen sene Berkan'la başladım. Yine Berkan Ağaz. Abiciğim dörtlü sistemle sen. O psikolojiyi kaldıramayız. Genel anlamda. İki sene Galatasaray rekor puanlarla Türkiye şampiyonu olduğunda umumiyette dörtlü savunmayla oynadı. Hocam ben de onu diyorum. Mesela bak. Macera araba Okan. Hocam ben de onu diyorum. Yok hocam. Okan derim elimde büyüdü o benim yok, ya. Yok tamam. Aa sen gözü duydun mu Erman Hoca'yı? Ahmet benim elimde büyüdü. Doğru. Hocam da elinde büyüdü. Sen tanıdığında ya, dur, 30 yaşındaydın. Nasim abi aralarında 10 yaş var da. O yaşlı 14 yaş var. 14 yaş var. Birisi benden büyükse ben onun elinde. Seninle aramda benim 12 yaş var ya. Ama sen elimde büyümedin. Ben seni tanıdığımda maşallah yani o meşhur lokantada buluştum. Dur. Şimdi bir dakika. O meşhur lokantayı bir anlı bir kız vardı orada. Bilmem ne vardı. Ne kalabalık hocam sizin çekiminiz vardı ya Rock ve Çakar. Hatırlıyor musunuz? Ne vardı? Onu diyor. Rock ve Çakar diye bir çekiminiz vardı ya. Pınar'da vardı. Pınar'da vardı. Bizim Can abinin şeyi. Hatırlıyor musunuz? Hatırladım. Onun yemeğini söylüyor. Sanki İranlı bir kışın buradan benim eşim izleyecek oluyor olacak. Nerede abi? Yani. Bana bir söyler misin? Restoran neresi sorun? Ya karıştırma karıştırma. Bir tane Bağdat Caddesi'nde bir restoran. O ya bizim Mehmet'in kokoreç çizdiği mi? Onu kaçırıyor. Hayır hayır. Saki galiba. Aynen öyle bir şey neyse, değil. Her neyse. Şimdi hocam. Buyurun beyefendi. Şuraya geleyim. Şimdi eğer Okan Buruk oyunun içerisinde 4-2-3-1'e dönseydi bana kalırsa ikinci yarı rakip beklemeyecekti bunu. Aynı Devlet Bahçeli'nin o beklenmeyen hamlesi gibi bir farklılık olacaktı. Dörtlü savunmaya geçtiğim vakit Icardi veya Osimhen'den birini almak tamam, zorundasın. Tamam al hocam. Al Icardi. Okan Buruk'un açmasını söyleyeyim mi? En büyük açması. Dilenme. Elinde dünya çapında ve Türk futbol tarihine gelmiş en iyi 5 golcüden ikisi var. O kesin. Osimhen ve Icardi i̇şte Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmiş en önemli. Vermediler oyunu. Batu'yu saymıyorum. Batu Şua'yı da çok iyi. Ama bunlar prima. Osimhen Icardi ya. Böyle şimdi, bir şey tarihte yok ya. Mahalle baskısından ve atıl kapasite yaratmamak uğruna. Oğlum kahve yap. Atıl kapasite yaratmamak uğruna hem Icardi'yi hem Osimhen'i birlikte oynatmak istiyor. Bu bana bütün denge. Yani bir yorumcu için en kötüsü nedir biliyor musun? Yorum yaparken. Söyle hocam. İşte biz onun için efsaneyiz. Onun için yarım kardeşim Emre Bey Avusturya'dan bize onun için sponsor oldu. Yunus Emre. Gücü özgürlüğünde. Aynen öyle hocam. Bize... Şunu yaparsak yazarız. Bagajın yoksa büyük konuşursun. Aman Ali Koç'u da kırmayayım. Eyyam. Arşivci Acun'u da kırmayayım. Giresunlu Dursun'u da kırmayayım. MHK'yi de kırmayayım. Dedim mi sen yorumcu değil ancak hokkabaz olursun. Eski hakemlerin bir kısmı Erman abi filan hariç hakemlere cilve yapmalarının nedeni bir gün olur da MHK'ye gelirsem kötü kişi olmayayım. Veya teknik direktör kılıklı bazı yavşaklar o takıma değince bu da bir gün antrenör olursam. Yayıncı kuruluşta o yorumcu çok yayıncı kuruluşta maalesef eyyamcı ortaya karışık sinyalci yorumcuları çok seviyor. Maalesef. Şimdi şunu söylüyorum. En büyük sinyalciler de triyodakiler. Ben onu bilemem. Ben fazla bilirim. Seyredemiyorum. En büyük sinyalciler de o. Kardeşim şu var. Futbolun gerekleri neye emrediyorsa onu yapacaksın. Harry Kane ile oynuyor doğru mu Bayern Münih? Evet. Bayern Münih Harry Kane'in yanında bir santrafor monte edemez. Hocam olmuyor. Zaten futbolun normalde... gerçeği Galatasaray gibi bir takım. Hele bundan sonra önemli maçlar var. Türkiye'de bazı maçlarda kaldırabilirsin. Çift santraforu. Olmaz. Hadi çıksan Halil Liverpool karşısına hem Osimhen'le hem şeyle çıksana. Hocam burada Beşiktaş'ta da çıkıyor. Beşiktaş maçına da çıkamaz. Hocam, çıkmaması lazım. Hocam bence Galatasaray Anadolu takımlarının tamamına Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg civarı takımların tamamına Icardi Osimhen çıkmalı. Çünkü kalite dışında şey oluyor. Böyle bir hafif bir sürüncemede kalma durumları var. Osimhen varsa Icardi ilk 11 başlayalım. O da o ayrı. Osimhen zaten Icardi'den öyle demeyin. Icardi, hocam Icardi ne diyorsunuz? Son hafta iki tane atmış adam. Ya şimdi, hayır yanlış. Hani anladınız mı dediğimi? Icardi. Bugün Osman yoksa Icardi Türkiye'nin en büyük golcüsü. Tamam. Dünya üzerinde ama ceza başka bir şey. İçinde gol şansı olan, gol kokusu olan evrensel anlamda iki adam tanırım. Birini Türkiye tanımaz. Kim hocam? Gerd Müller. Ben tanırım. Almanya'da doğdum büyüdüm. Gerd Müller öldü yani. Gitti. 1970'li yılların evet. Alman efsanesi. Gerd Müller. Hadi video alalım. Ondan sonra şimdi bak Cristiano Ronaldo alıyor gidiyor falan ama yok. Icardi bir yerden çıkıveriyor ayağını. Ya düşün kafayı kaç kişi arasından soktu ya. İşte hocam o yüzden diyorum büyük golcü. Ama
Osimhen varsa Icardi kenarda olur. Tamam. Osimhen başka bir şey. Hocam, Osimhen insan gibi değil. Buna da Osimhen bir nasıl diyelim yırtıcı hayvan gibi. Boylu boşlu. Hocam böyle. Bakın burada kabulüm. Heh. Ama ya şöyle söyleyeyim. Hocam Icardi bir ayı. Hocam Icardi yakın mesafede parçalıyor. Osimhen kovalayıp parçalıyor. Icardi 2 yıldır yanlış bir mı, aslan? Hocam Icardi burada 2 yıldır bir hikaye yazıyor. Yok yapım yok. Ve hocam Osimhen yolcu, Icardi hancı. Osimhen Ocak'ta gidebilir. Ha, o zaman diyorsun ki hem Icardi hem Osimhen'i beraber belli mi başlat diyorsun? Belli olmaz o iş. Bir dakika. Olmaz ama gidebilir. Bir dakika. Hem Icardi hem Osimhen'le birlikte mi başlat diyorsun? Hocam isteyerek değil, seve seve başlamak zorunda. Mecbur. Abi kolay değil. Bütün dengeleri bozarsın. Ha, hocam işte bu riski almazsan olmuyor işte hocam. Riski alırsan, riski alırsan bugün 4-4 ama ne oluyor bir yandan da şimdi Okan Hoca 2'de 1 ne diyor? Her maç 3 atıyorum diyor. Ne? Her maç 3 atıyorum diyor. İyi de 3 atıyorsun 4 diyorsun. İşte maçlar nereye dönecek? Bak çok yakında şuraya dönecek arkadaşlar. 8-2. 5-4. Bu iyi bir şey değildir futbol açısından. Değildir. Burası de. Norveç Ligi değil. Hocam tamam. İzlanda Ligi de değil. Yok yok. Bazı bir şey diyeyim. Çok da farkımız kalmadı. Ben içinden fazla geçer dediğim sebep o. Galatasaray'ın kadrosu. Kahve almadınız mı Türk abi? Sizin Süper Lig için fazlasıyla bak çok fazla bir kadro. Tabii. Yani çok gereksiz fazla yani. Evet. Vereceğim başka bardak bulamadınız mı abi? Olsun bir şey olmaz idare et. Bana da sallamış biliyorsun. Olsun bir şey olmaz. Yani sonuç itibariyle Galatasaray bu kadrosunun hem UEFA hem Avrupa Ligi'nde hem de fakat bugün bizi izleyen Galatasaraylar o kadar mutlu ki. Öyle bir tuhaf takımımız gidiyor. 3 yesek 4 atıyoruz. Arada bir oluyor diyor. Kopartılıyoruz diyor. İşte Riga Miga. Hakikaten bu Galatasaray'ı Türkiye'de kim yenecek ben? Türkiye Ligi'nde diyorum. Kim yenecek çok merak ediyorum. Bu hafta belki Beşiktaş zorlayabilir. Yani kağıt üzerinde Galatasaray favori. %100. Ben hocam zaten bu hafta Galatasaray Beşiktaş ederse lig Galatasaray'ın ağır olan olayda biter. Yani beyin ölümü gerçekleşmez ama komaya girer. Hocam ben Galatasaray'ın aksine Fener maçından biraz daha rahat kazanacağını düşünüyorum. Skor olarak demiyorum. Oyun olarak daha rahat kazanacağını düşünüyorum. Çünkü o iki stoper ikilisi birazdan anlatırız ama çok hafif. Yani şu Elspor takımının stoper ikilisinden daha hafif. Okan Hoca'nın açıklamalarına bir gelelim. Daha ne gideceğiz? Güzel yönetiyorsun. Maçı güzel yönetiyorsun biliyor musun? Devam var. Daha nasıl devam? Yeter abi. Ansiklopedi gibi abi. 10 kişi geride bekleyen bir hoca değil. Bunu verdik. Devam edin de getirelim. Mario Icardi baştan sona iyi oynadı. Rasim abi takım savunmasında da yer aldı. Onun adına iyi bir maç oldu. Beşiktaş maçı öncesi oyuncuların yorgunluk durumuna bakacağız. 3-4-1-2 ile iyi işler yaptık. Bu sistemi bundan sonra kullanacağız. Ver Yunus Akgün'le ilgili açıklamasını. Yunus Akgün'ün sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık. Yine şaşkınız. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yunus'un ceza almayacağını düşünüyorum. Umut ediyorum. Ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek. Saygılıyız. Sadece Galatasaraylı oyuncular bunu yaşıyor. Çok fazla hakem hatası yaşıyoruz. Bu kadar mı? Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı. En çok Trabzonspor ve biz bunu yaşıyoruz. Doğru, güveniyoruz. Doğru. Saygı duyuyoruz. Teknik adam olarak sağda kalmak Ertuğrul istiyorum. Ertuğrul Doğan yani delirebilir yani. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür günde ben de isteyeceğim. Herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz. Kararlarına saygı duyuyoruz. Bu kadar. Ben bir şey sorabilir miyim? Yunus Akgün meselesini bir anlatalım. Bence girmeyelim ona şu anda. Bana önce bir anlatın. Şu Yunus Akgün ne dedi? Maçı bitirelim. Bitirelim. Ya yanlışlıkla oldu ya. Dur. Maçı bitirmemize 10-15 dakika var abi. Çünkü futbolcu açıklamaları var. Sayın hocam. Futbolculara gelelim. Futbolcu açıklamalarına gelelim. Altıma yaptım çocuklar. Şöyle temizlemem lazım. Köme yarattım. Yok ya mürekkep bulaştı. Bir şey anlatacağım. Gabriel Sara çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu. Bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu da gösterdik. İki gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz. Sara çok büyük yeteneksin. Kesinlikle öyle değil mi abi? Yani yeteneksin. İnanılmaz bir adam. Biraz yüksek maliyet ama çok büyük yetenek. Ben sonra Gabriel Sara. Galiba bak o, galiba. Can Arat haklı çıktı. Can çok selam olsun. Can söylüyordu bizi abartıyorsun diyordu. Galiba Galatasaray Osimhen'in diyorum. Sara'nın son sahibi olmayacak abi. Öyle duruyor. Ben zaten öyle onun için yapılmış bir yatırım değil. Yok yatırım abi, için alınmış. Ama öyle. 23 milyon çok zor. Tekrar söylüyorum Galatasaray'ın bu sene transferleri %90 üzerinde tuttu. Değil mi? Ben Jakob'un da tuttuğunu düşünüyorum. Gayet iyi. En azından çok büyük. Zaha da dönebilir diye haber var. Ne Zaha'sı? Zaha'yı Türkiye sınırlarına sokmam. Tuttu bakmayın bakın söylüyorum. O çocuk yok mu? Kadro Başar. Salahi. Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Tutmayan Jelert. Tutmayan değil, tutmadı, görmedik daha, ki. Hayır ama tutsun artık, bir şeyler tutsun. Çok genç. Ne genç çok abi? Genç. Gençse o zaman çocuk kuvvetine verin. Hocam oynar, siz Jeler biraz hani sik dursun gibi. Sik dursun da geldi, oynamadan gitti adam. Doğru düzgün oynamadıydı. Yani, değil mi?
Devam edelim mi? Oyuncunun adını söylememek için kendimi zor tutuyorum. Oyuyor. Ya Gökhan, evet. Sen çağdaş bir adamsın. Adamın ismi bu. Söylenmez mi adamın ismi? Osimhen. Şimdi başka biri de Gökhan küfürse söylemeyecekler mi? Sigurdsson. Dersen olur. Sigurdsson adamı. Sigurdsson. Sigurdsson. Sigurdsson İrem olur. Sigurdsson. Sigurdsson. Yani Sigurdsson. Sigurdsson. O İzlanda milli takımında benim 7-8 tane arkadaşım var. Evet. Çok yakın arkadaşım. Ben gerçekten abi BBC'de dinledim. Sigurdsson. Bak. Sigurdsson. Ben BBC'de dinledim abi. Sigurdsson. BBC doğru bilmiyor ki İzlanda dili abi. Ya ben BBC'de dedim. İzlanda abi. Sen de abi. Evet. BBC bizim için kriter BBC. Gerilene kır. Sigurdsson diyor. Ben de Sigurdsson diyorum. Tamam, bizi gülüyor millet, İngilizce'de kimse gülmüyor. Hatta annesi filan Sigurdsson filan demiyor. Sik diyor direkt. Sik demek hasta demektir İngilizce. Hasta hasta. İzlandaca hocam bu. Gökhan yakında yorumculuk da isim var. Gökhan'ı gösteren. Allah Allah ben ekran. Yakın zoomdan yakın. Annesi kısaca sik diyor bu. Tabii bunu lütfen tenasül uzvu olarak al. Ben öyle terbiyesi bir adam. Lütfen. Kısaltılmış. Adam izin mi? Allah rahmet eylesin. Oynamadın Allah rahmet gün. Eylesin. Hocam ben kızgınım Sigurdsson'a. Bir dakika. Oynamadın. Allah rahmet eylesin. Bülent Yavuz abi insanıyorsunuz değil mi Bülent Yavuz abi? Allah rahmet eylesin. Bana amo diye bağırırdı. Amo. Öyle bağırdı. Tek kenarda dördüncü cam amo. Amo bir gün eve gelmiş. Annem aç gece ise mahallenin sapığın biri bağırıyor diye. Amo. Amo der bana. Ne yapayım? Allah rahmet toprağı Allah bulursun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennettir inşallah. Sevgili. Hristiyan mıydı hocam? Abi gerçekten çok zor. Toprağı vallahi çok zor. Yani. İkinizin arasında yayın yapmak için karar aldığımda yani Bişar bana böyle bir şey teklif ettiğinde yani öncelikli olarak hiç düşünmedim. Ama çok güzel oldu. Yani, bugün dediler ki beyler yeni yetişen büyük bir efsane var dediler. Bundan 3 sene önce. Nasıl dedi? Murat Özer abi dediler. Adam uçuyor, kaçıyor. Büyük espiritüel, büyük yetenek, büyük şovmen. Tam size uyar dediler. Gelsin deneyelim dedik. Murat'ı çok severim ha. Ben çok de. Da çalıştı beraber programı tuttuk. Murat Özer öpüştük oğlum hoş geldin dedik. İşte burası sen oturacağın yer. Başlıyoruz işte abi filan diyor. Başladı program. Abi tık yok. Oğlum Murat tık yok. Hani avcılığı bilir misiniz? Bıldırcın avında o şeyin farlarını uzuna yakarsın araba. Bıldırcın ışığı görünce böyle kalır. Gider avlarsın. Seninki bıldırcın gibi oldu Murat Özer'i. Konuşmuyor. Lan oğlum konuşsana. Orada şakıyordun. Tahmin de Bay Tahmin. Bay Tahmin programı vardı onun. Tamam mı kardeşim? Onun için o yani bunlar çok tehlikeli adamlar. Tabii tamam. Gökhan da bak geliyor tekrar söylüyorum. Gökhan çok önemli bir televizyon efektör. Bakmayın bir sürü okamaz var. Kendilerini A plus, M plus zannedip yerlerde şey çıkıyorlar ya YouTube'larda. Evet. Efendim böyle aristokrat bilmem ne falan. Futbol aristokratı mı olur ya? Futbol zaten sokak oyuncu. Onlar bizi beğenmez. Mesela ne ya? BTV'de çıkıyorlar. Vallahi hocam ben tekrar söyleyeyim. BTV'de 4 tane herif çıkıyor. Hocam, tiyatro yapıyor. Hocam bir şey söyleyeyim. Ben beni beğenmeyenleri hiç ciddiye almıyorum. Kusura bakmasınlar. Benim eğitim kariyerimin çeyreğini yapamayacak adamlara bir de kalkıp bana tepeden bakmalarına ben müsaade etmiyorum yani. Hadi ne orada. Kadar çok düşmanın olursa o kadar. Hadi orada. Ben halkın adamıyım. O ayrı. Kendi adıma söyleyeyim. Siz de öylesiniz. Halkla iç içe olmak, bütün olmak benim işime gelir. Mutlu olurum yani. Bütün liseyi ben Beyaz Futbol izleyerek geçirdim. Ya tabii canım. Bunun anormal bir şey yok yani. Bir tane balığı vardı. Akvaryumunda. Evet ama gerçek. Birinin adı Rasim, birinin adı Ahmet'ti. Ahmet. Vallahi billahi. Hangisi Rasim? Kırmızı olan mı? Hocam hatırlamıyorum. Yalan söyleyeyim. Ben biliyorum. Sonra rahmetli oldu bana. Kırmızı iri kafalı olan bendim. Daha hocam, böyle şey gibi, zargana gibi olan sendin. Hocam ne yaptım biliyor musun? Allah'ım ya. Allah affetsin. Ben bunlara hani şey olsun diye akvaryumların o küçük fanuslarını aldım. Dedim ki bulaşık deterjanıyla yıkayayım. Eyvah. Yıkadım falan. Yıkadım, yıkadım, sonra hocam geri suyuna koydum. Yeni su koydum. Balıkları sabunla koydum. Sabunla bulaştı. Sabun bulaştı. Hocam hayvan. Bir gittim bir geldim ölmüştüm. Sebep? Hocam iyi durulayamamışım. Sabun bulaştı hayvanlara. Evet, gebertin hayvanları. Ya Allah. Çok... Ben de hala bak insan benim hayatımdaki en büyük travma nedir? Herkes beni dövdüydü sırada. Hiçbirini affetmişim. Nerede? Yaşım 10'du. İstanbul erkek. Hayır. O ilkokul. Yaşım 10. Haylaz bir çocuğum. Yazlıktayız. Evet. Florya'da. Annemler, anneannemler, komşular böyle. O zaman Florya yazlık sayfaya geldi. Gençler bilmez. Muhabbet kuşlarımız vardı. Fakat bunlarda kaşıntı maşıntı var. Anneannem diyor ki ya bunlara bit geldi, bilmem ne geldi falan. 10 yaşında araştırmacı çocuk. 1972. Kolonyayı verdim hayvanların üzerine. Bir de kibrit çaksaydı. Hayır. Kolonyayla hayvanlar
Temizleyeceğim çocuğum ora. Bit, kene falan varsa, ne varsa işte kuşta. Abi mi? Hayvanlar alkol falan ölmek üzereler. Teyze geldi, yandık teyze, bir tokat. Bir enişte, amca geldi, tokat. Herkes beni tokat diyor. Dövüyorlar beni. Hayvanları öldürdü. Gitti patlattılar mı? Nasıl tekme tokat dövüyorlar? Ağlıyorum, kaçak yerim de yok. Orada kaçsam ona yakalanıyorum. Buraya kaçsam buna yakalanıyorum. Hayvan. Ondan sonra ben... Hayvanlar ölmedi. Hayvanlar şerpildi, tüyleri güzelleşti filan. Ama o gün bir ders aldım. Eğer kavga olacaksa ilk yumruğu sen at. Değil mi hocam? Doğru. Eğer kavga olacaksa uzatma. İlk yumruğu yeme, ilk yumruğu sen at. Tabii. Sen at daha şerefli. Ondan sonra ben yırtıldım. Pislik olmaya başladım. Ya o gündür bugündür 50 senedir böyle geliyorum. Haşa haşa. Dörtlüğe geç. Şimdi hocam dörtlüğe zaten böyle devam ediyor. Üçlüğe geç pardon. Şimdi, yo geçme. Şimdi bu bilgi doğru mu geyik mi? Sik dursun. Anne, sik ya abi Allah'ını severseniz. Sen gazetecisin araştırma lazım. Hayır, bir şey söyleyeceğim ama açıklamaya girmem lazım. Osimen. Evet Okan'ı dinleyelim. Osimen. Osimen spordan geldim. Yorgun değilim. Spor değil hocam. O Türkiye'de bugün yaşanan saldırı onu yayın günü. Yayın günü spor olmaz. Ben de bu hataya 5 sene önce düşüyordum. Çok spor yaptım. Yayın akşamı bir rehavet ve yaratıcılıktan uzaklaşıyorum. Çok daha ortaya karışık ve hocam, mavi boncuk. Hocam doğru ama ben bu yıl bir karar aldım. Ne? Haftada 4 gün spora gideceğim. Yap yani. Yayın günü gitme. Aranızda tenis oğlum, oynayan varsa bir de bunu konuşalım bari. Tenis oynayan varsa tenis hocam, oynayan. Hocam kaslarıma baksana acayip. Ben önümüzdeki sene bayağı kaslı olmayı düşünüyorum. Sen bu bizim Teoman'ı çırılçıplak gördüğün. Teoman'ı çırılçıplak gördüğün şeye mi gittin? Yok oraya gitmiyorum. Başka bir spor salonuna gittim. Hadi gel. Abi biz bir şey söyleyeceğim. Biz gerçekten mesela buradan nasıl döneceğiz? Mesela buradan nasıl döneceğiz? Bir dakika bir gitmiş şarkıcı bizim Teoman'ı. Çırılçıplak. Ne demek ya? Öyle soyunmuştu ya. Ne yapayım? Erkek soyunma odası değil mi abi? Evet. Bunun haber değeri mi var? Çırılçıplak. Erkek soyunma odası da pek. Sen donla mı duruyorsun bizim abi? Bizim Teo celebrity abi. Teo yani bak bu yaşında hala da konserler sold out. Yani haberdir tabii. Sold out. Yani bir tekniğe gelelim abi. İlgilenmedim. Versene o şeyi Osimhen'i. İşte ben Osimhen'i versene. Osimhen'in açıklamasını. Eren tam ortada dur ki ben hiç okuyamayayım. Olur mu canım kardeşim benim? Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. İyi. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi bana de tebrik ya. Ediyorum. İyi mücadele ettiler. Icardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Büyük adam. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunmacı. Herkese derstir bu çocuklar diyor. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır diye düşünüyorum hocam. Bir gel geri. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi bu ne biliyor musun? Rasim abi yorumlatayım mı bunu? Rasim zaten çok güzel. Zaten manevi bir güzel yorum yaptı. Durmuyordu. Bir şey diyeyim. Bayağı yorumlasın yani. Bak genç oyunculara örnektir. Osimhen ve Icardi'nin büyük insanlar şu an. Bak. Abi ben var ya bak zaman içinde eskiden derim ki iyi insan kötü insan. İyi kötü karışıyor genelde. Abi küçük insanlar var büyük insanlar. Çok doğru. Büyük insanlar şeytan da olabilir ama onlar hani güzel bir laf var ya. Aptal dostum olacağına akıllı düşmanı bunu olsun. Bunu ben yaşadım. 2008, aptal dost adamı bilmem neydi. 2010'da ben yaşadım. Akıllı düşman adamı. 2010'da ben yaşadım. Erman Toroğlu'nu bizim programa getirdiler. Evet. Onu kıskandım. Bak çok güzel. Sonra. Eve gelmiş kuma gibi gördüm. Hakikaten öyle. Üzerine oynadım. Onu yok etmek çok güzel için her türlü yapıyor. Pislikleri yaptım. Bak, çok buna terbiyesizlik ve saygısızlık da ben çok yaptım. Özel eleştiri yapıyor. Ve Erman abiyle ilişkimiz... Daha yeni 10 sene kötü oldu, limoni oldu filan. Şimdi biraz toparladık. Kolay değildir bunu hazmedebilmek. Bir ipte iki cambaz oynamaz derler. Ama bir ipte iki cambaz oynattığın an ve cambazlar mutluysa o ip dünyanın en güzel Luna Park'ı demektir. Çok doğru. Ben bunu yaşadım. Ahmet ile birleştiriyorsun. Reha Mutlar düşmanlığı birleştirir sonunda. Ben Icardi'ydim. Erman abi Osimhen gibi geldi, onu kıskandım. Icardi'nin gösterdiği ve Osimhen'in gösterdiği olgunluğu ben gösteremedim. Ben tabii pislik yapınca o da haklı olarak cevap verdi. Ama Ervan da daha babacan. Sonra rahmetli diyorum. Valla sen Reha'ya karşı birleştik. Sonra ben Reha'yı dövdüm. Evet, yayın sonrası. Canlıydı Reha'yı dövdüm. Hayır sonrası arkasında. Dövdün mü? Ama tabii canım. Üstüne uyuştum tuttu. Erman abi tuttu yine. Ben yoksa havadaydım. F-16 gibiyim. Hocam o gerçek bir gerginlik değil mi? Gerçek. O hasta mısın? Kayıtlar hala birinin elindedir. O kayıtlar gösterirse ben seni içeri çıkamam. Hadi kayıt. Tamam dur. Ama şeydir herhalde yani dövmedin. Yani dövmeye çalıştım. Ama... Tabii temas yok. Dürüst konuşayım. Ama zaten Reha Muhtar seni sağlıklı haliyle dövebilir. Ooo yok. Ne dedi? Hani şey emin olma. Bir şey söyleyeyim mi? Ha, ilkini. Ne dedim evet. Size? Doğru. Kavga etmek ayrı bir sanattır.
Aslında çok doğru söylüyorsun. Yani ben ne ayılar gördüm. Hocam o yayına ikinizin de gitmemesi. Üstünde kıyafet yok. Ne kıyafetler gördüm içinde adam. Devam edelim mi açıklamalara? Futbolcu açıklamaları. Davinson Sanchez. Tokatlamadım, saldırdım. Tokatla da yazma oğlum, saldırdım ya. Kanka böyle futbol yok. Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten mesela, yani bir şarada bayılıyorum. Mesela, oğlum tokatladım ya sana. Ayı diyor, indirdim diyor, tokatladım diyor. Dönüyoruz. Dışarıda şey değil ki, içeride bir adam var ki anneler böyle bir troll doğurmadı. Hakikaten. Hocam adamın işi trollük. Akhisar Spor spikerliği yaptı. Bak 3 maç falan anlattı. İzlendirme görüntüsü. Kime düştü abi Akhisar? O ayrı ama en az 150 milyon görüntülenme almıştı. Kim? Samet ya. Akhisar Spor spikeri var ya meşhur. Samet o. Samet o değil mi? Korkunç bir troll yeteneği var. Ya adam trollükte şey. Biraz benim de yetiştirmem gibi. Beni örnek alarak. Alır. Alır. Samet benim pantolondan çıktı. Telefonu bitirsin. Acıyor Dostoyevski. Ben Gogol'un pantolondan çıkmayayım. Pantolonundan çıkmasın da önemli olur. Gogol'un pantolondan. 31. Samet. Bence. Niye bitiriyor? İçine kaçar abi. Durun bir dakika. Yani. Telefon tabir teknolojisi. Bence temel bazı şeyleri iyi analiz etmemiz gerekiyor. Daha iyi kontrol etmemiz gereken bir maçtı. Takım ve savunma olarak dikkat etmemiz ve iyi oynamamız gerekiyor bazı anlarda. Son anlarda bazı pozisyonlarda da gol yemek üzüntü verici. Daha iyi olsak bunları çözebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunları çalışacağız. Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz. Abiler bence yavaş yavaş Yunus'a girelim. Devam. Yunus'a girelim. Ne? Yunus Akgün'e girelim diyorum. Ha tamam. Yunus Akgün'e. Yunus Akgün'e verilen ceza adaletsiz. Ver onu, ver Yunus'un açıklaması ne? Tabii ki üzücü ama böyle bir şey söyleyeyim. Paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiç kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım farklı yerlere çekilmesi üzücü. Şimdi ben olayı anlatayım. Bir anlat bakayım. Üzerine konuşalım. Videoyu da verelim varsa. Videoyu verelim. Sen hiç yorma kendini çünkü insanlar daha net anlayabilirler. Vardı çünkü bize. Var mı aslında? Küfürü yayınlayacağım burada. Küfür yok abi zaten. Küfür yok hocam. Koy. Küfür de kesiliyor. Yunus'un koyduğunu koy. Yani Yunus'un kendi tamam. Sosyal medya hesabına koyduğunu lütfen koy. O zaten hala kaldırmamış galiba. Duruyor. Duruyor. Durması da lazım bana kalırsa. Ver. Yani şu yani gol Beşiktaş'a atmak. Beşiktaş'a koy diyor gibi. Yani, koy mu diyor? Koy diyor sonra Beşiktaş'a diyor kesiyor. Mesela Beşiktaş'a golü koy anlaşılabilir buradan. Ona ne yapacağız? Yani biraz da Fenerbahçe bu Beşiktaş tarih geçiyor. Ben şunu net söyleyeyim. Fikrimi söyleyeyim. Dur bir, abi. Yunus Akgün'ün yaptığı paylaşım yanlış. Evet. İki, lüzum. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun sevki de yanlış. Çünkü... Doğru. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimi uluslararası hukuk normlarında bir hukuk işletmeye çalışıyor futbolun içerisinde. Yani şu, sosyal medyada Yunus'un bu paylaşımı Beşiktaş kulübü ya da herhangi birisi için hakaret içeriyorsa hemen savcılık görevini yapıp doğru. Sevk ediyorlar. Ben bunun önüne geçemezsiniz diyorum çünkü... Abi Beşiktaş kulübü Yunus'un paylaşımı sebebiyle bir hakaret hissediyorsa bundan Beşiktaş kulübü savcıya gider. Cumhuriyet savcısına şikayette bulunur. Suç duyurusunda bulunur. İfadesi alınır. Hakaret mi değil mi belirlenir. İş biter. Yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu eğer ki arabasını yanlış yere park ettiği için herhangi bir futbolcu ve teknik direktöre de ceza mı keseceksin? Hayır. Türkiye Futbol Federasyonu kendi organizasyonunun içerisinde yeşil saha, soyunma odası, mesela bunu soyunma odasındayken atsaydı eğer Yunus o zaman tamam haklı kardeşim. Olurdu. O zaman haklı olabilirdi. Soyunma odasının içinden talimatta, bir görüntüyle. Basın abi yoluyla ben, da var abi. Talimatta bak, var. Sevgili kardeşim. Ama bak problem değil. Burada bak, ben savunma değil. Basın yoluyla ben talimatı demiyorum. Yapmaya çalıştıklarını söylüyorum zaten. O ayrı ama. O yanlış zaten. Talimatta basın yayın yoluyla da var. Bak buradaki problem değil. 2-3 tane şey var. Şimdi hukuku sen bu cümlenin sonunda hakaret edecekti muhtemelen diye yorumlayamazsın. Tabii canım ya. İki. Suç unsuru oluşmamıştır abi bunda. İki. Burada konulan şarkıda bile aslında bu bestede bile o kısım yok. Arkadan söyleniyor. Hı-hı. Tamam mı? Tabii. Adammış hayatlarının umudu diye bir beste bu. Çok da şimdi severim. Çok da güzel. Şimdi devamında
orada kesilme var zaten. Kesilme var. Koy ya Beşiktaş tam anlaşılmıyor bile. Kaldı ki kötü niyet yok. Yani kimse yanlış anlamasın ama koy Beşiktaş'a da hakaret midir? Değildir. Buradan bir şeyleri zorlayarak öyle çekeyim, böyle yapayım. İşte Galatasaray Acun Ilıcalı sipariş verecek. Okan Hoca ile Batshuayi hiç tarihte görülmediği üzere 10 gün sonra sevk edilecek. Öte yandan kalkacaksın Yunus Akgün'ü sosyal medyada görüp sevk edeceksin. Ama saha içi görüntülerde Mert Hakan'ın tehditlerini görmezden geleceksin falan. Çok net söylüyorum. Hiç. Bu senin kanaatin. Benim bir dakika. Koy Beşiktaş lafını söylemişse bir futbolcu sosyal medyada ceza kuruluna gider. Söylemiyor hocam. Ne hocam, söylemiyor. Söylemiyor. Paylaşım zaten. Bir koy hocam, lafı var mı? Hocam. Hocam kendi söylemiyor. Hocam bir video var. Evet. Diyorum ki mesela ben kendi fotoğrafımı koyuyorum. Tamam mı? Şöyle devamında da bir rapçi çıkıyor. Siz rapçilere laf etmiştiniz ya. İşte bu gece her şey çok güzel. Koy Ahmet. Bu kadar. Koy Ahmet. Koy diyor. Koy diyor. Hakarettir. Değildir hocam. Bana göre hakaret. Hocam size göre bana göresi yok. Ben hukuken konuşuyorum. Hukuken hakaret olmayabilir. Tamam. Spor hukukuyla hocam, adli hukuk farklıdır. Hocam o zaman bir dakika. Bir şey, hocam adli hukuka göre hakem değil. Allah belanı versin derse bir oyuncu atılır. Hakem Allah belanı versin derse ceza bir oyuncu ceza almaz. Şimdi hocam bir dakika. Allah belanı versin kafa hocam, söylemdir hakaret. Ceza hukukunda şüphe sanık lehine işler. O spor hukukunda şüphe sanık aleyhine işler. Hafif şüphe varsa... Ben ortada bu, spor hukuku hayır, bu, diye bir hukuk da görmüyorum. Spor hukuku diye bir hukuk var mı abi? Allah'ını seversen. Spor hukuku diye bir hukuk var mı abi? Vardı, sporun kendine ait bir ismini var. Yok değil. Hayır, talimatlar var abi, gözünü seveyim ya. Tam ona spor hukuku deniyor işte. Denmez abi, spor hukuku dediğin şey burada da olur, orada da olur, orada da olur, her yerde geçer. Bunu öyle göremeyiz abi. Türkiye Futbol Federasyonu talimatı dersin, hukuk demezsin ya. Ama spor hukuku sonuçta. Yok abi yani. Nerede spor hukuku dersi mi var abi? Bana göster var. Spor hukuku dersini. Var. Ne abi seçmeli olarak veriliyor ya. Ya seçmeli ders, zorunlu ders mi değil? Hayır değil de bu talimatlar verilir ama fakültenin talimat amacı olur. Talimat okursun tabii. Başka talimat işte hukuk değil. Ama yok talimat da hukuktur abi boş ver. Neyse. Şey diyelim yani ne diyelim. Yani yürürlükteki geçerli. Ya hukuk sistemi şöyledir abi anayasalar. Evet. Kanunlar ve usulüne uygun konulmuş, anlaşılmış. Racon bile hukuktur. Abi ne olur kurban tabii olayım ya. Olmuyor. Uluslararası hukuka uygun sisteme girmiş anlaşmalar, tüzükler, yönetmelikler. Talimatlar. Talimat dediğin şey bu yönetmelik işte zaten. Ha, talimatlar. Anladın mı yani? Sistem bunu. Buna normal yerleştirilir. Burası bu spor hukukudur. Şimdi kişilik haklarına saldırı. Buna şey yapmamıza gerek yok ki. Yani bunu koymamıza bile gerek yok. Evet. Ekranda kalsın ama. Şimdi mesele şu. Yunus Akgün'ün ne spor hukuku disiplininde, ne ceza hukuku disiplininde ceza alacak bir pozisyonu yok. Yok doğru. Ama kibarca şunu gösteriyor federasyon. Hatta ne yazık ki İbrahim Hacı Osman'ın da böyle bir şey seziyorum ben. Evet. Biz tarafsızız. Biz Trabzon'un ve Galatasaray'ın tarafını tutmuyoruz. Ya da Fenerbahçe başkanına ben züppe dedim ama yine de bakın ben tarafsızım, objektifim demek adına Trabzon doğranıyor, Galatasaray doğranıyor. Ben anlamıyorum. Abi bir federasyon yönetimi ısrarla kendilerini objektifiz biz diye bağırmalarına gerek yok. Kararlarına bakarsın. Trabzonspor'a da haksızlık. Zaten konu oraya geliyor. Bak, iki takım sürekli mağdur ediliyor. Niye? Çünkü diğer tarafla ilgili şeyleri var. Hani ilkokul öğretmeninin en çok kendi çocuğunu dövmesi gibi. Bagajı şeyde. Var. Öyledir ya. Aynen öyle. Objektif olduğunu göstermek için bak, oğlum dövüp duruyor. Diğer tarafta bagajı var çünkü. Tamam mı? Gelirken de Hacı evet. Osmanoğlu'na Ali Koç'un bagajı vardı. Rezervi vardı. Gelmesin mi acaba diye. Şimdi en büyük destekçisi de oldu. Galatasaray Kulübü. Evet. Galatasaray Kulübü kimsenin siparişle ceza yiyeceği bir kulüp değil. Peki iki şey şunu tamamlayayım abi. Bir haber iki, paylaşacağım. Bak şimdi. Derbi öncesi hocam. Galatasaray'ın bu sezonki açık ara parlayan yıldızı X faktörü diyelim ya da. Yapmasa olmaz mı? Ya hocam yapmasa olmaz ya. Yapacak hocam ya. Tamam, yok öyle. Hayır hocam ceza meza yok bak söylüyorum. Ceza çıkmayacak. Ceza veren de. Çıkmayabilir. Hocam ceza veren bak sevk eden ayrı hata yapıyor. Benim meslektaşlarım bunlar çoğunluğu birini sanıyorum. Hayatım verirse ne yapacaksın? Ha verirse ne yapacağım? Ya, yürüyüş mü yapacaksın? Yok yürüyüş mürüyüş değil. Verirse Galatasaray taraftarı şunu bilsin. Açık bir şekilde sizi operasyon çekiyorlar. Hele hele bak. Tedbirli sevk etmek ne demek biliyorsunuz değil mi? Tabii toplam. Oynayamayacaksın. Ya tabii. Bravo. Bu muhtemelen ceza alacak demek aslında. Siz ceza almayacak diyorsunuz da. Bence almamalı bak. Benim de fikirlerimi takip ettiklerini de biliyorum. Eğer tabii ki takip akıl ediyorum. Dışı bir hareket yapmayacaklarsa ceza vermemeliler. Tamam mı? Ama biz yolumuza çıktık. Tırnak içinde söylüyorum. Alayına gider. Ulan bu Galatasaray'ı da bir hizaya sokalım. Aradan da Beşiktaş'ı biz şimdi Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse şampiyonlukta açık ara gider. Şu Yunus'u keselim de Galatasaray'ın bir havası dağılır da
Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse Fener'i de itelemiş oluruz. Bunlara gerek yok bak. Hiç gerek yok. Bu çok hoş değil. Avam hareketler bunlar bu. Senle hiçbir şekilde iştirak et. Hocam ben de hiçbir şekilde iştirak etmiyorum. Tam olabilir fikir açgülü. Galatasaray'a çok açık operasyon çekilir. Ben Galatasaray'a operasyon çekilip çekilmeme konusunda daha şimdiden bir ahkam kesemem lakin. Körgü'de pamuk sokar gibi öpüyorlar falan varsa. Ben ceza verilmesi çok abes değildir. Ya koymayacaksın. 3 gündür de ki sosyal medyacına. Bu işte sıkıntı oldu kaldır onu dese hiç bu iş buralara gelmeyecek. Yanlış mı söylüyorsun? Arkadaşlar bir. Gökhan ne diyor? Acun Türkiye Futbol Federasyonu'na gidiyor. Evet. Sonuç Okan Buruk ve 10 gün önceki Batshuayi olayı. Bu hata. Sevk. Federasyonun hatası bu. Kucaklayıcı. Burada Gökhan'ın eleştirisi haklı. Metin Öztürk gidiyor. Bu sevklerle Beşiktaş Kulübü'nün itirazı üzerine. Metin Öztürk TFF'ye gidiyor. Aynı günün akşamında Yunus sevk. Ceza kuruluna gidiyor. Şimdi burada şu var. Türkiye Futbol Federasyonu, hukuk kurulu kendisini şöyle görüyor. Eğer bir özne ile ilgili birisi bir şikayette bulunuyorsa benim paylaşımla ilgili. Bu hakem olur, bu federasyon yönetim kurulu olur ya da futbolcu olur, teknik direktör olur. Birisiyle ilgili evrensel hukuk kuralları gereği bir suç işlediğini düşünüyorsanız ya da düşünüyorsam ben Okan Buruk'un sevki de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi tarafından hukuk kuruluna tavsiye edilerek yapılmış bir sevktir. Bir şikayetle, Fenerbahçe'nin yaptığı şikayetle sevk sağlandı Okan Buruk'ta. Sonra Okan Buruk'un hakemle ilgili söylediği, önce tehdit denilen sonra dinlenince tehdit olmadığı anlaşılan. Hukuk kurulu şunu yapıyor. Evrensel hukuk kuralları gereği bir suç olduğunu düşünüyorsanız siz sevki yapın. Her sevk de cezayı getirmez. Ben şu anda planlanan İbrahim Başkan'a kardeşim orası tekke falan değil. Öyle canı istediği vakit. Kabul etme. İbrahim Başkan. Sen benim kardeşimsin. Hocam şu kameraya konuş. Hangisi? Hocam kamerası hangisi bu? Bak hatırla o günü. Adaylığı ben. Hacı Osman sen, senin delikanlılığın, haysiyetin, cesaretinle ilgili ufak seruşu yaptık. Onu kenara koydum. Kabul etme ya. Ne, niye geliyorsunuz kardeşim? Okan'ı şikayet etmeye. Bunun için gelmenize gerek yok da kapat kardeşim. Çünkü orası o zaman ne olur? Bir tekke gibi. İpini koparan oraya gelecek. Yarın Kayseri gelecek. Hakem Menniyeti. Öbür gün Hatay gelecek. Öbür gün Hakkari Spor gelecek. Olmaz. Çok majör sorunlar vardır. Çok majör. Senede bir defa kabul edebilirsin. Çok majör. Ne? Okan ya, tamam sana göre tehdit varsa verirsin sevki. Yoksa vermezsin. Hasan Aratlar gidiyor. Şey için bu Yunus için. Bunlara yol verme. Peki, Hüseyin Yücel'in videosunu gördünüz mü? Gördüm. Tabii, onu da verdim. O da tartışmalı. O da tartışmalı. Hüseyin Yücel'in videosunu hani diyeceğiz. Onu da verdik burada. O da aynısı. Ne farkı var? Onu vermiyorsun. Benim tavsiyem profesyoneller için, futbolcular için falan konuşuyorum. Hocalar için. Kardeşim sıkıntıya sokacak. Şimdi bak diyelim ki sen ceza yok diyorsun. Ben olabilir diyorum. Falan. Sonuç olarak ceza kurulu bir karar verdi. Yunus oynatmadı. Galatasaray puan kaybetti. Kim kaybetti? Yunus yüzünden Galatasaray. Belki Yunus oynasan da kaybedemeyecek. Onun için diyorum futbolcular. Don Kişotluğu falan bırak. Hocam kimisi Don Kişotluk yapmıyor. Ya bu mecbur musun onu koymaya? Ya hocam ya, çocuk sevinmiş futbol koymaya. Sevinme işi yapma hocam. He? Kurban olayım ya. Ben futbolcu gol atacak sevinmeyecek. Sosyal medyasında iki tane fotoğraf koyacak. Ben sevinmedim ki. Bekar adam bu hocam iyi çekmek istiyor belki ya. Niye muazzalı? Sıkıntı yaratabilecek. Tartışmaya ya, açık. Hocam, küfürümsü şeyleri koyuyorsun. Farkında bile değildir. O kadar söylüyorum. Bak, onu anladım. Farkında 3 gündür konuşuluyordu bizim tamam, programlarda. Hocam, eğer mesela kaldırırsan suçu işlediğini kabul edersin. Hayır efendim ne münasebe. Ben yanlış anlaşıldı kaldırdım dersin. Kaldırdım ve yanlış anlaşıldı ceza vermeyecekler mi o zaman? Hayır o zaman ben bilmiyordum. Tamam hocam vermeyecekler mi? Ya vermeyebilirler. Tam o zaman verirler. Hayır. Bence aynı görüşte değilim. Hiç aynı görüşte değilim. Şimdi Mourinho'nun maç önü açıklamaları var hocam. Maçı. Abi skandal. Yarınki Manchester United maç önü açıklamaları. Yaptı. Bugün akşam yaptı evet. Verebiliyor muyuz onu ekranı? Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler isteyeceğim, alacağım. Sezon başı yapılan transferlere rağmen yok, Fenerbahçe geçen sezona göre daha yavaş oynuyor. Ne söylemek istersiniz diye soruyorlar. Sizin düşünceleriniz bu, saygı duyuyorum. Geçen maçta kimlerin oynayıp oynamayacağını da söyledi. Bu kez de bilgi verebilirler mi diyor. Sol bek için TV'deki uzmanlardan tavsiyeler alırım. Kostić, Levent ve Jadon kadroda yok. O uzmanların her şeye çözümü var.
Türkçe anlamıyorum ama siz tavsiye yaparsanız yarın korunmuş olurum. Belki Şimanski derseniz solak ve hızlı gol de atamıyor. Uzman tavsiye ederse yaparız. Bitirmiş kafada. Terbiyesizlik moduna geçmiş artık. Tabii. Bitireyim hocam. Sofyan Amrabat'ın penaltı olmayan pozisyonunun tekrarını 12 kez gösterdiler. İrfan Can'a yapılan faali göstermediler. Medya herkese adil olsun. Abi en önemli yerini benim için en önemli yerini almamışsınız. Çünkü evet, aynen. Play Spor'daki bir arkadaş, kadın bir muhabir arkadaşım. Beyin Spor'da. Play Spor. Ha, Play Spor. Play Spor hatırlıyorum ama hanımefendinin ismini hatırlamıyorum. Bağışlasın beni lütfen. Moruyor Maytap geçiyor arkadaşlar. Yazık o, bu adam Fenerbahçe'nin kurtulması lazım. Vallahi bak. Samimi söylüyorum. Bak Fenerbahçe olsam var, ben var ya. 10 kat yıkarım ortalığı. İşin kötüsü şu. Hata yapıyorlar hayır, bu. Evrensel demokratik, evrensel demokratik unsurlardan ayrılmaya evet, başladı. Evet, hangisinde kurtulsun Fenerbahçe? Bak, hayır de, nedir? Basın, futbolda da, siyasette de, ekonomide de dördüncü güçtür. Öyle. Basın mensupları ila aşağılık bir şekilde, onları aşağılayacak şekilde dalga geçmek bu janrda bir adama yakışır. Bunun adı nedir biliyor musun? İpini çekmiş kendini, bitirmiş. Antipatik olup lanet olsun deyip Vın Turizm tazminatör olarak bir 15-20 de Fener'den kopartırsam 85 milyon euro dünyanın hiçbir sporunda. Futbolcu, basketbolcu, şucu, bucu, hokkabaz ne dersen de 85 milyon euroyu servetine tazminatlardan katan oyuncu, adam yok. Bu değişik bir adam. Fenerbahçe'den de giderse 15 alırsa 86 milyon oluyor. 71-15, 86 milyon euro. Bugün korkunç para. Ve bu para sırf tazminatlardan kazanıldı. Adam profesyonel kopartıcı. Siz tazminatör dediniz aynı manaya çıkar. Tazminatör. Benimki biraz daha, benimki biraz daha sert bir laf. Profesyonel kopartıcı ve antipatik olmak için. Sevimsiz hocam olmak bak, için. Hocam senin gibi insana dalga geçiyor. Solbek için TV'deki uzmanlardan tavsiye alırım. Eren sen kendi kartını ödemen sana. Makara yapıyor. Aşağı ne yapıyorsunuz ya? Bir önemli değil hocam. Buyurun devam edin. Aşağılıyor. İpini kop ve sevimsiz oluyor. Bunun adı şu ifadeler. Bir. Hocam, ya hocam her gün aynı yemeği yiyormuş. Sen bu ifadeleri bırak. Ben size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Az önce konu başladım da söylemeye. Yalnız bir dakika. Kötü gidişte 3 gündür ne Acun'u ne Ali Koç'u göremiyorum piyasada. Neredeler? Ben doğru. Çok kötü bir şey öğrendim. Çok kötü bir şey öğrendim. Eğer doğruysa kınıyorum Acun'u. Acun. Sevgili kardeşim, Fenerbahçe Samsun'da oynarken sen İngiltere'deymiş. Rıdvan söylemiş. Bak ben belki öyle değildir. Kime söylemiş? Rıdvan söylemiş. Rıdvan Hoca'nın dedi. O Rusya'ya gitmesini kınıyorum dedi. Müsaade eder misin? Ulan bilme. Canlı yayında. Canım evet, kardeşim, haber kitle. Müsaade eder misin? Rıdvan şu an Acun'a... Bırak Rıdvan'ı. Bir şey duydum. Ne oldu? Şayet bu doğruysa nedir o? Fenerbahçe pazar gecesi Samsun'da oynarken... Fenerbahçe ikinci başkanı Hull City'de kendi takımını desteklemek üzere doğru Büyük Britanya acaba? Topraklarına gitmiş ise bunun adı çok kötü bir şeydir. Yanlışsa özür diliyorum Acun'dan, doğruysa Acun'u ağır şekilde kılıyorum. Bir öğrenelim önce. Tamam Rıdvan dedi ama. Ha ben Rıdvan bunu tanımam. Belki de Rıdvan'la Acun bir çatıştılar bir şey. Ha bu çok basit. Ben ama bak. Sen devletsin. Pasaport kayıtlarından çıkartırsın. Sezon başı Rıdvan Dilmen'le görüştük tamam, abi. Sensin. Ben asistanım seni. Sezon başı Rıdvan Dilmen'le görüştüm ben. Kabul et Rıdvan Dilmen senin şu an kanka. Kankam değil, görüştük ama bir sohbet ettik, yemek yedik, hiç de ben düşman olduğunu düşünmüyorum hocam. Bir dakika, arkadaşlar. Şu an belki öyle bir ortam arkadaşlar, var, bu bir yorum değil. Bu fiziki bir gerçek. Çıkmışsa çıkmıştır, kıvıramaz. Çıkmamışsa da çıktı diyemezsen yine kıvıramaz. Hocam, pasaport bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde Acun Ilıcalı'yı çok fazla eleştiririm. Evet. Çok hatalar olduğunu yaptığını görürüm. Bu konuda eleştirmek doğru değil değil mi? Bitireyim abi. Evet, bu çok ağır eleştirecek yok. Bir şey. Hayır, hiç eleştirecek bir şey. Neden? Ya herkes biliyordu ki adam bu adam aynı zamanda Hull City'nin sahibi. Sahibi. İlgilenmesi lazım. Ne yapacak? Oraya da bakacak, buraya da bakacak. Kusura bakmayın hocam. Ne kusura benziyor? Avukatlık ofisi diyor ki dışarı. Hop! Habire BTV'ye hayır. Gidiyorsun. Hayır. Zeki kardeşim hayır. Ben de avukatım. Hayır. Yemez bu laflar. Bu laflar yemez. Ben Hull City'yle ilgilenmesin demedim. Hull City'nin başkanı olmasın demedim. Hull City'ye parayı indirsin, indirmesin demedim. Hocam oraya gidecek. Fenerbahçe'nin kritik Samsun maçında... Hasta ya, olur hocam, kalırsın. Ali Koç hiçbir maça gitmiyor ona bakarsan ya. Bravo, hocam bu yanlış. Adaletli bir şey. Hocam bak. Hocam. Adalet. 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 Ben adalet. Acun'un yanında olacağımı hiç düşünmedim. İşte Acuncu Gökhan. Ne yani sen Fener Samsun'la oynarken Hull City maçına Hull'e gitsin mi? Adalet. Ya hocam bak ben. Rastede yazıklar olsun be. Allah kahretmesin be. Hayır. Esas onu.
Ahmet Çakar bile Acun Ilıcalı düşmanıdır. Yaz sonra. Ve bu görevi veren Acun. Ben mesela Ali Koç'un Acun'la işi bitti. Hocam Akhisar da yok. Ali Koç'un Acun'la işi. Fenerbahçe can çekişiyor. İptal almak için. Acun çok dürüst bir şey söyledi. Ne dedi? Ne? Ben dedi vaktimin %20'si değil Fenerbahçe'yle ilgilenirim dedi. Onu Hulusi taraftarına söyledi ama. Ama bir şey diyeceğim. O da bir açıklama yaptı ona. Fenerbahçe taraftarına gelsin söylesin ben %20'yle. Dedi, o zaman de ki Acun'un ağzından şunu duyuyor. Her yanı yayınlandı. Fenerbahçe düş. 20 milyon Fenerbahçe desin ki ey Fenerbahçe taraftarı. Ben Samsun Fenerbahçe maçı oynandığında. Ben İngiltere'de Hull City Southampton örneğin maçını izliyordum. Ya Ali Bey de bazen Katar'da oluyor. Çok normal. Ali Bey Katar'da oluyor. Ben de bazen Akhisar'ın maçı vardı. İstanbul'da Varolos'una gidiyordum TV'de. Ne yapacağım ben? Olacak. Ben mi oynayacağım hocam maçı? Başkanıydın sen o zaman. Tabii. Ben mi oynayacağım? Hocam yaptığın eleştirileri her zaman sonuna kadar dinlemişimdir. Ama bu biraz abartılı. Bu birazcık abartılı geldi bana. Ben Acun'dan özür dilemek istiyorum. Acun'dan özür dilerim. Acun senden özür diliyorum. Az bile söyledim. Hayda. Bu şeyin Fenerbahçe'nin umurunda olmadığının göstergesi. Tamam be oğlum. Ben sadece şunu söyleyeyim. Yazıklar olsun ya. Ama fikir özgürlüğüdür. Siz savunabilirsiniz Acun. Ben savunmak için söylemiyorum. Ben Acun'un... Halo haklı bulabilirsiniz. Acun'un beni haklı evet. Yani ben Acun gidebilir. İstediği yere gidebilir. Maça gel. O bunlar şakalaşıyor mu? Ne biçim yayın? Maça gel, maça gelmeyebilir. Aynı zamanda şöyle bir gerçeklik de var. Bu adam Bişar'ın söylediği gibi bir de bir takımın sahibi. Tabii canım. Bu takımın sahibi olmasına olduğunu bile bile Acun'u listeye yazan, as başkan yapan Ali Koç. Acun'a as başkanlık görevi veren ve sonrasında Acun'u sırasıyla yediği diğer yöneticiler gibi önce medyanın önüne atan, ondan sonra işi biten Ali Koç'a, işi bitince de gönderen Ali Koç'a sormak lazım. Ondan emin değilim. Bunun hesabını. Yine eleştiriyorum Acun'u, siz istiyorsanız savunun. Ha hocam ben o gün de söyledim ama zaten eğer Samsun'da ise de Aklı Selim, Acun Ilıcalı kalkıp o beraberliği, o saçma beraberliği üstlenecek basın açıklamasını yapmamalıydı. Doğru da yaptı. Doğru yaptı. Orada da olsa yapmamalıydı. O koca liderler. Ya Ali Koç hiç maça gitmiyor ya. Ben anlamıyorum. Hayır. Ali Koç'a vurdunun 10 katı Acun'a vuruyorsun. Ne diyor Ulu Önder Mustafa Kemal? Hayda. Sıkıntılar başlamış. Hocam orada lider Acun değil ama. Lider ölmeyi emrediyorum. Ha. Bunu Acun değil Ali Koç yapacak. Ali Koç yapacak. Ya tamam. Lider Ali Koç hocam. Çünkü Acun ben biliyorum Acun Ilıcalı. Ali Koç'un yanında denkle geldim çünkü. Ya Süleyman Hoca. Başkan ikinci yok, adam. Şöyle yani bayağı abi çok saygılı, çok beyefendi kardeşim, bir şey yapıyor yani. Orada dediğin çok doğru. Başkan otoritesi Ali Koç. Bitti abi o kadar. Zaten ne diyor? Başkanım yani bana yürü diyecek diyor. Ali Koç'a bir vurup da Acun'a 10 vurulursa hani bu şey değil yani. Adalet değil yani. Ya Acun'a vurmak gibi bir gayretim yok. Eleştiriyorum. Eleştirme hakkım yok. Ya hocam niye demiyorsun? Ali Koç hiçbir maça gitmiyorsun. İzlemiyor mu? Ali Koç zaten gitmiyordu. Hayır o totem yapıyor. Totem yapıyor. Ya, o totemciydi. Yok ben totem ayaklarını seviyorum. Bak. Tekrar söylüyorum. Totem seni sevmiyor. Anladım. Acun abi. Benim vardır totem. Fakat sizin dürüstlüğünüzden hiç şüphem yok. Yok yani. Senin geliyorum size. Acun'u ikiniz de fazla sevmemenize rağmen. İki şahısa konuşuyorum. Adaletli davrandılar. Adaletli davranışı kutluyorum. Ama ben yine Acun'un maça gitmemesi, Samsun'a gitmemesi eyle. Ama başka bir şey. Ben şimdi... Memlekette özgürlük var ya. Ben benim kendi adıma söyleyeyim. Acun Ilıcalı ile olan diyaloğu, dışarıdan olan diyaloğu sadece şunun üzerine gidecek. Acun bir kere... Bak söyleyeyim, Bişar'a çok saygı duyuyorum. Konuşuyorsun. Gökhan'la ilgili hiç konuşmadım ama ben Bişar'a saygı duyuyorum biliyorum. Gökhan eski arkadaş zaten. O ayrı. İki arkadaş kapıştı. Ben hiç tanımam etmem. Bir kere iki kere telefonla. Bu arada bak. Ben de bardak yiyorum. Bana bir şey yaptım. Bana hiç sorulmadı dedi. Dur. Suyumu içiyorum. Bana hiç kimse Acun'u seviyor musun diye sormadı. Acun'u seviyor musun? Ben sorum. Benim Acun'u sevip sevmemem hiçbir şekilde. Hiç soruldu mu Gökhan? Hiç sorulmadı abi. Evet. Ama yani benim ama buradaki mesele şu. Hocam ben eleştirirsem ses getiririm. Getirmeliyim. O zaman sözümün gücü kalır. Laf ona beni gelince... Bir de hakkabaz mı? Benim eleştirmen ses getirmiyor mu? Ahmet Çakar çok ağır konuştu. Lütfen özür dilerim. Ne dersen? Ne dersen? Hakkabaz mı demeye getirdin? Ne dersen olay oluyor hocam. Bu öyle miydi? Fakçı ve trolldü. Allah çarpsın bir şey demeye getirmedin. Hoca... Sen biliyorsun. Hocam öyle bir şey yapsın. Öyle bir şey demem ben. Bir laf söyledim. Vay FETÖ'cü Ahmet'ten başımıza iş aldık. Bundan 5 sene önce mal. Ulan ne bilirim ben bu işleri falan. Sen tro ya bitti geçmiş bitti. Şu anda çok önemli bir mertebedesin. Hocam ben kendi adım. Siyasetin her dediğini kabul ediyorum manası çıkmaz. Ama tahmin ve analizlerim doğru çıkıyor. Bak analizlerini okurum, seni okurum. Karşıtlarını okurum bir değerlendirme yaparım. Kendime öyle. Hadi bitiriyor muyuz oğlum? Yok devam. Kadar hayır devam. Siyaset meydanı mı bu? Hadi devam. Şu var hocam. Yani onları gördüm üzüldüm. Bir yemek molası verelim. Çok sayı kalmış. Bize şey olmuş. Size bir dakika beyler. Beyler otobüsümüz kalktı hoş geldiniz. Hocam. Beyler.
Eskiden vardı şehirler arası otobüs. Bazen genelde temiz kokarım ama bu kokuyu aldığım vakit çok tuhaf bir şekilde andropozdan uzaklaşıyorum. Nedendir bilmiyorum. Gel. Hocam bana sıkma, benim var. Senin benim var. Yarim var. Gel. Ya hadi abi hadi. Yo, Volk son derece başlıyor. Hocam yavaş yavaş kapatalım. Hayır efendim. Sabaha kadar burada mıyız? Yok abi, tadında bırakalım. 1,5 saate açtık. İzleyenlerimizi... Şimdi bir dakika, anlamadım. Biz bunu banttan çektik. Evet hocam. Devam edelim. Bu devletimiz YouTube, YouTube, internet ulaşımı açınca koyacaksın değil mi? Akşam seyredeceğiz. Bu gece koyacağız hocam. Bu gece koyacağız. Açılırsa YouTube ama. Yükleyeceğiz hemen. Girecek hocam. Ama oğlum açılırsa, yoksa yükleyemiyorsun ya. Hocam bantı yükleriz. Canlı yayında akışta problem oluyor. Akan internette problem yaşıyoruz. Beğendiniz mi gömleğimi? Hocam çok şıktınız. Gerçekten çok şıktınız. Niye gülüyorsunuz? Allah, kendini ifade edebilmek için kurduğun cümleleri. Benim mi? Hayır, dışarı. Benim en büyük özelliğim kendimi çok net basit cümlelerle ifade ederim. Yalnız gömleğine hayran kaldım. Herhalde bir 8 senede bunu giyersin. Zaten 12 senedir giyiyorum. Baksana hafif dar geliyor. Omuzlar genişledi. Yo, ben de tam güzel. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hocama şey diyorsun. Ya bir gün arkadaşlar. Hocam yeni dövme yaptırmış. Beş Efendi yayın yapıyoruz. Bırak onu, bir deneme makara yapıyoruz. Beş Efendi yayın yapıyoruz. Ne güzel günler. Abi hoca... FIFA'nın bir logosunu bulsanıza. Allah aşkına FIFA'nın bir logosunu yayına verin. FIFA. Bakayım ne diyecek? Dur FIFA. Bakayım ne diyecek? Dur. Hoca da bir baktım aşağıdan telefon açtılar. Ahmet Hoca geliyor dediler. Tamam gelsin dedim. Ne yapacağız? Esas duruşta Ahmet Hoca'yı mı bekleyeceğiz dedim. İlk gelişim gün mü? Yok ilk değil. İkinci, üçüncü hafta falan. Tamam abi, sonra bir sene yaptık oğlum. Tabii. Ondan sonra ya, bak tamam gelsin dedim hoca. Bir baktım abi, ben hocanın gelişini görmedim. Benim odadan çıkıyorum, abi bir baktım karşımda bir tane FIFA eşofmanı ve arkasında sırtında FIFA yazan bir adam duruyor orada. Yemin ediyorum bak, gri rengi solmuş, hiç renkle alakası yok. Ya zaten FIFA'nın logosu da o değil artık. Yani FIFA'nın logosu değişmiş. Logo da gitmiş. Hoca eşofman. FIFA eşofman, bak yemin ediyorum. Ya bir dakika, benim evde mesela yatarken eski FIFA eşofmanlar arkasında mesela 1954 Almanya falan yazıyor. Milattan sonra 642 Lidya Frigya maçı falan diyor. Tamam mı? Doğu Roma. FIFA logoyu değiştirdi. Yemin ediyorum bu değil. Bak yemin ediyorum. Eskisi. Eskisi o siyah. Abi 80'lerde. Evet abi la, mavi değil logo yani. Hocanın kıyafeti. Oğlum biz Fakrüzer üretim içinde gariban bir ülkenin çocukları olarak büyüdük. Bizim zamanımızda Türk malı, yerli malı kullanmalı vardı. Hocam bir de şey senin atmayız. Zamanında benim en kötü giydiğim şeyi. Ne para? Biz giydiğimiz en kötü şeyi. Pantolon, gömlek, ayakkabı en az 15 sene. Kilotlar 8 sene giydirmişti. Hocam o yüzden... Benim teoride budur. O yüzden diyorum ya, hocama gömleği görünce hocam yeni dövme yaptım. 12 senelik. Yeni dövme hocam işte artık bu. Evet ne var bunda, bak arkasında bir şey FIFA yazıyor mu? Bak bakayım. Yok. Hadi kalkın gidiyoruz. Gidin hocam, tamam bitiriyorum. Rahatım abi, var mı soru olarak söylemiştim bir şey? Bak. Şu an kiminle mesajlaştığına bakın. Ya kaldır şunu be oğlum. Kaldır şunu be, okkabazlık yapma be şey. Bak sağdaki. Sağ yukarıdaki mi? Evet. Hayır, sol. Hayır. 77-98. Orta kademe soldaki. Evet, soldaki. 77-98 evet. Aynen öyle. 77-98. O yıllarda ben görev aldım. Hocama bak ya. O eşofman nasıl kalıyor sende hocam ya? Ben görev aldığımda Yugoslavya'ydı. Yugoslav takımının en önemli oyuncusu Mehmet Bazdarević vardı. Boşnak'tı. Bosna Hersek yoktu. Yoktu. Slovenya yoktu. Slovakya. Ona da geleceğim. Yugoslavya. Ne Slovenya vardı. Ha işte ne Kanada. Miydi, Montenegro. Ne Hırvatistan. Ne Sırbistan. Sadece Yugoslavya. Çekoslovakya ülkesinin en son milli maçını ben yönettim. Çekoslovakya'da Slovak bölümünde Kösüce'de yönettim. Çekoslovakya milli marşından sonra Slovakya milli marşını cebren, fiilen Slovak halkı söyledi. Ondan sonra Çekoslovakya ayrıldı. Sovyetler Birliği dağıldı. Onda yaşadı mı Sovyetler Birliği? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Gürcistan devlet oldu. İlk maçını ben yönettim. Marşin ve Şota. Gürcistan'ın ilk milli maçı benim yönettiğim maçı. Gürcistan'ı mafya yönetiyordu. Devlet abi, devlet yok. Mafya yönetiyordu Gürcistan. Bir mafya. Dediler ki akşam babaya gideceğiz. Baba kim lan? Sen dediler gel. Ne babası dedi. Gürcistan fiilen sana, mafya yönetiyordu. Böyle bir dehliz gibi, böyle çok lüks bir yönetiyordu. Arka tarafları bir herif oturuyor 500 gün. Batum mu Tiflis mi? Tiflis. Baba diyor. Herkes baba diyor. Ya sokarım babanıza dedi. Ne babasıymış bu ya? Tamam mı kardeşim? 500 kilometre herif, önünde bir kuzu var. Kuzuyu böyle 5 parmağınla yiyor. O kadar Gürcistan öyleydi ya.
Batum tamamen mafya yönetimi. Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı ve Gürcistan'ın en büyük mafyası ve kuzeni Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı. Oh. Bakın o yıllarda. Evet. Geldi otur filan dedi. İstemem ben. Emri kipiyle evet, bana evet. Konuşulmaz. Ben oraya hakemim. Sen de federasyon. Maçtan önce mi sonra hocam bu? Maçtan bir gece önce. Oh. Dedi ki Erman Toroğlu dedi. Your friend Süleyman abiye dua etsin dedi. Süleyman Demirel. Demirel tabii. Ne diyor lan bu dedim. Tiflis'i şikayet etmişti. Your friend diyor. Your friend. Erman Toroğlu. Dua diyor. Gürcistan yaktıydı. Gürcistan yaktı. Öldürtüyordum onu diyor. Süleyman abi engelledi. Süleyman Demirel. Hadi bay bay. Demirel Şevarnez'e yarıyor. Doğru. Şevarnez'e yarıyor. Ama herif 500 kilo. Şu anda ölmüştür herhalde. Arkadaşlar. Bak herifin adını bulun. Kuzeni de Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı'ydı. Başkan soyadı da Willy. Teddy Ashville böyle bir şeydi Willy. Buluruz. Arkadaşlar. Ankara beni bulsuna gelecek bu iş böyle. Evet. Sizleri çok seviyorum. Ankara beni bulsun. Lütfen yayınımıza like atarak destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Lütfen yorum yazmaktan Fenerbahçe maçından sonra kaçınmayın. Gideceğiz. Yarın akşam aynı kadro. Maç önü, devre arası ve maç sonu sizlerle beraber olacağız. Yorum kendinize çok iyi bakın. Ya. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Vogue Parfüm It's in the Game'i sundu.